BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sunar. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'nün canlı yayınıyla karşınızdayız. Çok sevgili konuklarımla söyleşeceğiz. Özellikle hiç televizyonda görmediğimiz Ahmet San hiç yaşlanmamış olarak bizimle birlikte. Keza genç... hiçbir zaman yeni çıkan, en iyi çıkış yapan, ünvanını kaybetmeyen Burak Kut. Ve tabii ki hepimizin merak ettiği müthiş stand-upçı ve onu bir Instagram fenomeni olarak da tanıyorsunuz. Gökhan ve Sedef İbar'la da çok uzun süredir görüşmüyordum. Aslında hiç yaşlanmamışsın sen de. Gayet iyi görünüyorsun. Anneanne oldum. Anneanne mi oldun? Evet. Bu işte buna bu cevap verilmiyor genelde. Neden? Böyle programlara katıldığı zaman niye insanlar. Yani anneanne oldum falan. Hayır, yani. Daha böyle evde söyleşirken, çay içerken. İşte yanlarım ağrıyor. Ben de anlamazdım niye yanları ağrır kadınların ama meğerse doğruymuş. Yok, benim falan. Yanlar hiç ağrımıyor. Ağrımaz mı? Yok efendim. Her evet. Gün spor yapıyoruz, anneanne de olduk. Evet, peki. Aynı zamanda fotoğraf da çekmeye de meraklı değil misiniz? Onu anladım böyle. Yani telefonunuz hiç yanınızda mı şu anda? Hayır. Değil, değil. Hiç öyle manyaklıkların yok kadınlara özgü. Ay şu anı da bir şey yapalım. Asla. Koyalım Instagram'a. Yemek yapmışsan var. Yemek yapmışsan var. Peki nasıl gidiyor programın? Sedef'e yemeğe bekleriz. Evet. Bu bekleriz. Şeyde Bin Connect'te. Evde, kendi evimde. Kendi evimin... Hayır, yayınlandığı yer. Her şeyi yanlış anlıyor. Ben gençim dedim ama öyle değil. Peki. Çok uzun görüşmeyince böyle. Yayınlandı, bitti mi? Bir daha mı? Şöyle, bant çektiğimiz için, hepsini blok çektik. Çünkü herkes biliyorsunuz kampinglere yayılır. Kimseyi evet, bulamayız tabii, yazın. Tabii, tabii. Dolayısıyla ben geçen ay tamamladım 13 bölümü. Tamam. Akıbetini bilmiyorum. Evet. Ama şimdi ama yayına başlandı mı? Başlandı. Yarın 5. bölümü olacak. Peki. Kim mesela yarınki bölümde kim var? Saffet Emre Tonguç var. Müthiş. Müthiş. Gülenay Kalkan var. Çok güzel. Hep böyle kaliteli insanlar. Değil mi? Yok ama buradan çıkalım. Mesela beni çağırmadılar yani. Onu ben hepsi bak çağırlamıyor. Oradan çıkardın kaliteli insanları. Ahmet sana aradım yokum dedi. Seyahatteyim Sedef'cim gelince dedi. Refüze olmayı sevmem onun için sizi. Aa, bir de kompleksli programcı. Yok, yani olur mu öyle şey? Hayat böyle, sürekli sen çağıracaksın. Yok. Onlar gelmeyecekler. Yok, sonra ya, bir gün mecbur olacaklar, gelecekler. Yok ya, arkadaşım 39 tane arkadaşım yok mudur benim bunca anneanne olmuşum? Söz konusu olan televizyoncu yok. Ne? Tanımazlar seni. Yok, çok tatlı. Yıllardır biliyorum. Çok tatlı arkadaşlarım. Çok tatlı. Hepsi geldiler. Peki. Bitti. Devamına bakacağız. Saffet Emre ile ne konuşuyorsunuz o sırada, anlat bana. Ne yapıyorsunuz da onu konuşuyorsunuz? O konuştuğunuz şeyi ne yaparak konuşuyorsunuz? Yemek yiyerek konuşuyoruz. Yemek yiyerek. Ben yemekleri de yapıyorum küçük mutfakta. Okey, yani onunla konuşmaya başladığınızda yemek yapılmış mı oluyor? Şöyle anlatayım mı? Lütfen. Biz canlandırmak istiyoruz ne olur. Tamam. Ben böyle dır konuşuyorum. Şimdi böyle 5 kişiye ben yemekleri ikram etmiş oluyorum. Ana yemekleri. Şeyimiz yok. İşte bir yerden. Ha, görüyoruz. Evet. Görüyoruz. Burası evet. Benim evimin salonu. Aa, Fatih Altaylı var. Demet var. İşte aa. Fatih komşum zaten. Fatih normalde de geliyor yemeğe. Onun için rahat oldu onu çağırmak. Emindik yani revize olmayacağımıza. Kaliteli komşum. Burası senin evin. Evimin salonu. Sadece... enine dur çevirdim. Dur biraz bir daha baştan başa mobilyalara bakmak istiyorum. Ha, şurada bir donduralım ya o şeyde masa genelde. O değil, bu değil. Evet. Ha, şurada. Evet. Mobilyalar da işte anneanne evine uygun. Bunlar senin mobilyaların mı? Bunları tarih olarak mı aldın yoksa bu her şeyden? Şey eski. Eski ama birisinden kalma mı yani, para verdin mi? Onun için soruyorum. Hem evet hem hayır. Yani masa sandalyeler değil. Arkadaki görünmüyor. Hazer'in arkasında tabaklarım duruyor. Bu açıda gözükmüyor. Normalde gözüküyor programda. O bir uzun zaman Kanada'da oturdum. Ben oradan kıyamadım. Buraya geldi. Falan hikayeler. Şeyde tabloların da şey mi, orijinal mi tabloların? Esat Dekant Demet'in arkasındaki. Evet, diğerleri gözükmüyor. Çok güzel. Peki, yani sen yemeği yapmayı göstermiyorsun. Yemeği yapmayı da gösteriyorum. Mutfak çok minicik olduğu için o açıya bilirsiniz bu işi, kamera açısı ayarlamak. Kaç metrekare mutfak?
Mutfak 3 metre zaten. Eni hiç yok gibi Allah şu kadar. Allah aşkına terbiye etmesin. Çok zor. Çok zor. Kapıyı 3 metre bile değil, 2,5. Kapıyı çok söktüm. Ha, kapıyı oraya söktüm. Kapısı yok mutfağın. Şunun hemen arkasında mutfak var. Bu kız bana her gördüğümde böyle bir his veriyor. Yani bununla ben oturayım sabahtan akşama kadar böyle anlatsın. Mükemmel. Program müthiş çalışır. Öyle mi? Müthiş çalışır. Gelir misin? Gelmez miyim? Yaşı, ama ben böyle sözü. Kaliteli değilim. Bunlar böyle hep yemekten anlıyorlar. Sokak lezzetleri var. Sokak lezzetleri oldu mesela. Evet, bravo. Doğru söylüyorsun. Her şey yaptım. Sulu köfte yaptım. Her şey var ya. Öyle biz aç olduğumuz için gelmeyeceğiz. Yani programda şeyse tamam. Biz tutunabiliriz. Çok yardım edilir. Ay, çok güzel. Peki bunu nerede seyrediyoruz? Bein Gurme. Bein Gurme'de var. Bir de Bein Connect, onların evet, hepsini toplu. Evet, bir de internet üzerinden de var. İstediğimiz zaman VOD olarak seyredebiliyoruz. İstediğiniz zaman seyredebilirsiniz. Peki, harikuladeymiş. Şimdi Burak'ın Ahmet abiyi özellikle uzun konuşacağımız için şöyle bir dolaşalım, yaptığımız, ürettiğimiz şeylerle ilgili diye hemen Burak'la devam edelim. Mavra, bu evet. Nazan Öncel'in evet. Şarkısı. Peki bu daha klibi çekilecek mi, ne olacak? Çekilecek inşallah, çekilecek. Bu hafta. Peki burada bizde bir müziği duyabileceğimiz görüntülerle bir şeylerle birleştirdik galiba, onu görelim isterseniz. Tamam. Şimdi sen tamam böyle işte... Orijinaller yani böyle. Evet tabii. Yoksa en fena tehlike bütün o vazgeçilemez 90'lar. Çünkü 2005'te doğan çocuk da 90'ları seviyorum diyor ya. Salaha bak, niye senin kendi müziğin olması lazım değil mi? Ama doğru, hayır, kendi çağdaşlarıyla. Dolayısıyla 90'ların büyük yıldızları 90'lar olarak takılıp kalabiliyorlar değil mi? Öyle bir tehlike var. Var tabii ki, yani yeni şarkı yaptığımızda dahi bir içgüdüsel olarak herhalde hemen eski şarkıların gibi değil yorumları geliyor özellikle. Onu tabii açmak pek kolay değil. Ben aslında ticareti gözetmeyen biriyim müzik yaparken, fakat ticari davranmam da lazım. O yüzden pandemi döneminde üzerinden bayağı geçti gerçi ama bir şey yaptım, hani duru görüş geldi derler diye kendi kendime kalma vakti buldum. Ve bir stüdyomda birçok şarkı ürettim. Bunu aşabilmek için birkaç yıllık repertuar yaptım. İnsan kendini objektif olamıyor. Sırayla o şarkıları kızımın adına, Aden'in adına kurduğum bir şirket üzerinden çıkarmayı planlıyorum. Aden Müzik. Aden Müzik, doğru Aden, abi. Çok güzel. Düzeltiyor abi beni haklı olarak. Bir sürece girdim. Bir algoritma var biliyorsunuz dijital mecralardan dolayı. Bir ayda, 1,5 ayda bir şarkı yapmazsan sizi yok sayabiliyorlar. Evet, yani güncelliğinizi korumanız gerekiyor. Ben de onun için de uyum sağlamaya çalışıyorum. Tabii bu şarkının ayrı bir durumu var. Sevgili Nazan Öncel'in benim yıllar öncesinden tanıdığım ama bir türlü denk gelmemiştik bir uçak yolculuğunda. Çok güzel bir hediye verdi bana. Çok eğlenceli bir şarkı diyebiliriz, yaz şarkısı. Bu nakarat kısmının sözleri. Girişinde de çok böyle manidar, çok tatlı sözler var. İyi bir uyum olduğunu düşünüyorum. Nazan Hanım zaten benim çok sevdiğim bir insan. Şahsına münhasır ve çok özel bir besteci bence. Çok sevgiler, saygılar gönderiyorum izliyorsa da buradan. İyi bir işbirliği oldu. Bu yaza da böyle girdik abicim. Peki aynı zamanda bu şimdi Ahmet abinin burada olması, senin burada olman ve bir meşhur bir Yeşil Hat konseri var. Ahmet abi de Instagram'ında yayınladın değil mi abi? Evet. Onu daha yeni. Sakis Ruvas, doğru mu telaffuz ettim? Doğru. İşte bu. Tabii burada sen yine aynısın. Kim bilir Sakis ne hale gelmiştir? Yani tanınmayacak halde. Fena değil. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor, yaşıyor. Büyük hatta star. Ama The Voice programında. Yaşlı duruyor Burak'a göre yani. Evet. Yani burada müthiş bir şeyler oldu. Sen anlatsana biraz bu hikayeyi. Ya aslında bilmiyorum ki, ya anlatırken biraz benim düşündüğüm bir konu bu. Çünkü ucu birçok yere dokunuyor. Nasıl anlatayım size? Gerçi burası bir haber kanalı, belki de tam yeri ama. Evet. Yani 2-3 tane bacağı var Kıbrıs Cumhuriyeti. Pardon, bu afişler evet, geçen yıl asılan afişler. Yani ha, bir daha, 30 evet. yıl sonra. Bir daha gündeme geldi. Tabii bütün Kıbrıs, İlginç. Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs caddeleri. Evet. Bu afişlerle bizi tekrar bir araya getirmek isteyen bir sivil toplum örgütlerinin yaptığı bir şey bu. İngilizce, Yunanca ve Türkçe yanlarına da yazmışlar. Bana da yolladılar, çok ilginç yıllar abi sonra. Abi sen anlasa, çocuk daha şey yapamıyor. Buyurun. O zaman çocuktu da 30 yıl geçti neredeyse. Evet. Şimdi ben hep tabii uçlarda dolaştığım için hep farklı, özel
Ve bir dönem ben 8-10 sanatçıyı yönetiyordum. Dolayısıyla her birine kendi özellikleriyle uçuk uçuk şeyler yaparım. Ki Burak'la da çalışma büyük zevkti benim için. Böyle bir jenerasyon, genç jenerasyonla beraberdim ben. Burak'la belli bir işler yapıyorduk. Örneğin ben daha Burak'la ilk tanıştığımda hep ne yapmak istersin dedim. Burak'ın çünkü muhteşem bir klasik müzik kariyeri var. Dedi ki ne hayal edersin? Sarah Brightman'la sahneye çıkmak isterim dedi. Sarah Brightman ise Andre Lloyd Webber'in dünyanın en büyük opera bestecisinin karısı olmuş ve Andre Lloyd Webber Sarah Brightman için çok özellikli operalar bestelemiş. Phantom of the Opera'yı da ilk seslendiren kişi. Müzik en önemli soprano. Tabii 3 ay sonra Burak Kut Sarah Brightman'la AKM'de konser verdi ve kadın Sarah hayranlıkla... Sarah Brightman'ı bulun dedi Ahmet abi ofiste, öyle bir ses duyuldu. Evet. Kime söylediyse. Ve onu söyledi. Çok iyi. Kime söylediyse. Kim olabilir o? Şimdi nasıl öyle bir şeydi? Ben hep Yunan, çok Yunan dostlarım var ve ta Demis Roussos'lar döneminden beri ben Yunan sanatçılarla çalışmışımdır. Burak'la da yeni jenerasyon Yunanlıları bir etmek istedim. Yani Zülfü abi, Zülfü Livaneli, Theodorakis, Hacıdakis konseri yapmış Efes Antik Tiyatro'da ve bütün Türkiye ve Yunan televizyonlarında canlı yayınlatmış biriyim. O dönemde biraz heyecan arıyorum tabii. Burak'la büyük Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin himayelerinde biz Yeşilat'ta bir konser organize ettik. O dönem Yunan ve Türk'ün Kıbrıs'ta bir araya gelmesi mümkün değil. Evet. Dolayısıyla muhteşem bir konser, bir Yunan kanalı ve Kanal D canlı yayını yapacak bir şey. Fakat o kadar büyük saldırı var ki hem Sakis'e hem Burak'a konser olmasın diye. Sana da var tabii abi. Tabii tabii. Baskı altındasınız. Tabii tabii, ne tehditler. Ama normal, anlatırım biraz. Evet. Ne tehditler. Biz madem ne yapıp bakalım. Yapıp gittik. Sakis orkestrasıyla birlikte havaalanına indi. Orkestrası kaçtı, gelmedi. Sakis ve menajeri zırhlı araçla Yeşilat'a geldi. Biz ise otelden Yeşilat'a gidene kadar başımıza gelmeyen kalmadı. Eskortlar bile kaçtı. Büyük bir saldırıya uğradık. Bütün otobüs camları kırıldı falan. Çok büyük zorluklarla bir konser oldu. Ama ne zaman Yeşilat'a girdik, hiç unutmayacağım sahne. Savaştan beri Türk ve Yunan tarafı hiç bir araya gelmemiş. Halbuki bunlar mahalle komşusu. Hı. Orada 5-6 bin Türk, 4 bin Rum aynen geçmiş yılların acısını çıkartacak şekilde birbiriyle sarılanlar, ağlayanlar. Yani o nedenle naklen yayını bile geç başlattık. İnsanların birbiriyle yıllar sonra bir araya gelmesi. Çok büyük ödüldü bu esaslı Türk-Yunan ilişkilerinde. Ama sonra dönemedik. Bizi askeri zırhlı araçlar direkt... O kadar büyük problemler yaşandı ki tabii burada anlatmak da pek istemem. Dönemin başbakanı Ankara'dan özel uçak yollattı. Bizi askeri zırhlı araçlar Yeşilat'tan direkt havaalanına, otele bile gitmeden bizi Türkiye'ye kaçırdılar. Ercan Havaalanı uçuşa kapatıldı abi. Tabii. Yani Burak Efendi konser verecekti, Kıbrıs'a gidemediler bir süre. Evet. Benim aslında şöhretimin boyumu açtığımı anladığım zamanlardan birisiydi. Şeyleri anlatayım mı abi? Sayın anlatayım. Süleyman Demirel'le falan. O ilginç aslında. Hı. Ben tabii ki hala bugünkü gibi çocuğum o zaman da abi. İcazet almaya gittik Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, biz bir Yunanlı bir arkadaşımızla müsaadeniz olursa tabii ki bir barış konseri vermek istiyoruz dedim. Takdirini yapmak zorundayım çünkü böyle söylediler. Savaş çıkarmayın da dedi. Çıkıyordu. Tabii, tabii. Savaş çıkıyordu. Yani bu aslında bir Disney'in projesi. Ben bir Notre Dame'ın Kamburu filmini seslendirdim. Çok da beğeni gördü. Quasimodo'yu seslendirdim hem de. Dediler ki siz Yunan Türk kültürü falan neden bir arada bir gelmiyorsunuz? Ahmet abiler çok büyük bir hale getirdi. O saldırı kısmı, yani bence bir sinema filmine aktarılacak kadar enteresan bir... Bütün o
o konser öncesi tabii sonrasıyla. Bayağı tabii bir film yapılacak. Hayır, bir de hayır, o konserin sonrası da çok acayip ya. O kaçmalar, özel uçaklar gelmesi falan. Kaçmalar, evet. Başbakan yani ata uçağını yolladılar. Resmen öldürülebilirdik. O kadar vahim. Sakis Ruvas daha Yunan tarafı daha agresif oldu. Sakis'in 2 yıl dünyadaki bütün işlerini bütün organizatörler iptal etti. New York'ta yaşamak zorunda kaldı. Evet. New York'a gitti, yaşadı. Bize Milliyet Gazetesi Abdi İpekçi Barış Ödülü'nü verdi. Demek ki sadece bizde olmuyor. Evet. Bunu görüyoruz. Peki. O uzun hikaye abi aslında, onu bilahare. Ha? Bilahare sana anlatırım. Filmini yapmak istersen. Ha. Çok ya, acayip. Herkes bunu ister, filmini yapmayı. Çok acayip yani bir hikaye. Evet. Müslüm'ün yapımcısı falan şey yapmaz mı acaba? Evet, ama tabii ki onu birileri çalışacak üzerine, ama ne kadar müthiş olur, ne kadar. Evet. Tekrar o, yani o tekrar bir araya getirme bu sefer de sinema sayesinde olabilir. Havacılık dünyasında olsaydık bugün 100. yılımızı kutluyorduk. Tabii ki tüm yolcularımızı havalara uçurarak. Ve bilgisayar. Bir bilgisayar markası olsaydık 60 küsur yıldır çığır açan yeniliklerimizle hep yanınızdaydık. Peki, biz kim miyiz? Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz. 14 yıllık Bitcoin tarihinde 10. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin ilk Bitcoin alım-satım platformu BTC Türk size ilkleri yaşatmak için var. BTC Türk, hep dahası var. Gökhan'ın çok beğenilen bir iki işine bakacağız şimdi. Gökhan Ünver'in. Görelim, bunlar Instagram'da görüyoruz. Gün içinde çok yüzüyorum ya kanka. Kilo veriyorum, almıyorum yani. Böyle tatilde ben çok yüzdüğüm, sudan çıkmıyorum, balık gibiyim yani gün içinde. Biliyorsun yüzme de şimdi en çok kalori yaktıran spor yüzme. Bir yüzme, iki tenis. O yüzden işte gün içinde yüzdüğüm için kilo alma şansım yok yani benim tatilde. İmkanı yok yani. Evet, Osman Berk'in hemen üstünde istedim çocuklar. Eva geliyor mu, annesi beklemesin. Fadime Hanım. Hocam merhabalar. Nasıl olmuşum? Yıl sonu hazırlıklarımız var da. Çok yakışmış. Sağ olun Fadime Hanımcığım. Ya hocam, Eva çok sıkılıyor okulda. Haklısınız, çünkü neden biliyor musunuz? Neden? Eva süper zeka çıktı. Aa, nasıl? İşte ileri zekalı. Birkaç test yaptım, süper zeka çıktı. Arkadaşlar öyle çok ileride olduğu için müfredat çocuğu artık yetmiyor. Ekstra müfredat çalışıyorum Eva'ya. Zekasını geri almaya çalışıyorum, onu da reddediyor. Arkadaşları geride mi çok kalıyor yani? Çok geride kaldı maalesef. Artık bakalım, uğraşıyoruz. Elon Musk, Tesla, hepsi Eva'nın peşinde. Hepsi çocuğumun hepsi, peşinde. Hepsi, bakalım hayırlısı artık. Hocam uğraşalım Eva'ya için. Uğraşıyoruz. Ben tek şeyim o. Benim ilgi alanım o. Hocam seneye kayıtlar açıldı mı önümüzdeki yılın? Doldu bile. Nasıl ya? Hiç yer kalmadı, doldu. Nasıl dolmuş olabilir hocam? Bir kişilik yer kaldı, o da Evan Eve için ben erdim size konuşamadık diye. Hocam kimseye vermeyin lütfen. Ama dolacak yani, bakın insanlar nasıl istiyor, gelmek istiyorlar buraya. Ya çocuğumun düzeni bozulmamalı, bozulamaz. Allah korusun, açıkta kalabilir her an. Hocam hemen kayda. Hemen kayda. Tabii o tatil videosunun televizyonda yayınlanacağı için aklıma gelmezdi. Ne olacak yani? O çok zaman televizyonda yayınlanacak diye. Aslında çok daha fazla seyrediliyor biliyorsunuz. Sosyal medya, televizyondan çok daha fazla. Evet, evet. Peki Gökhan, uzun süre reklamcılık, sonra bir anda BKM Açık Mutfak'ta sahne alma falan. Bu o reklam sektöründen bıktığın için mi, yorulduğun için mi? Çok bıktığım için. Bayağı. Aslında çok severek tabii reklamcılık, çok zevkli bir iş de tabii biliyorsunuz. Türkiye'de bilmiyorum, piyasa çok zor mudur nedir? Evet. Ya çok çalışılıyor yani, böyle gece gündüz çalışıyorsunuz filan. Evet. Bir de karşılığını da hiç alamıyorsunuz. Evet, aynen. Öyle bir arkadaşım, tek bir arkadaşımın gazlamasıyla, yani diğer arkadaşlarımın sakın girme bu topa modundaydı diğer arkadaşlar. Bir arkadaşım sen böyle bir sosyal medyada bir şeyler yapsana filan modunda güzel bir destekledi beni, bir gazı verdi bana. Peki, bir gazıyla girdik öyle. Şimdi ama hem stand-up'ta hem bu... Evet. Fenomen komedyenlerin çok daha eğitimli ve artık eğitimli çalışanın hayatı, eğitimli çalışanın iş meseleleri, eğitimli çalışanın eğlence hayatı, evlilik hayatı falan, bunları görüyoruz. Bu eskiden 90'larda, 2000'lerde, 2000'lere başa bu yani, ya da 2010'larda bu tereddüt edilen bir şeydi. Yani mesela psikiyatra giden stand-upçı diye bir şey söylenemezdi. Çünkü kimse
kimsenin psikiyatra gitmediği bir ülkede ya da sınırlı sayıda evet. gittiği bir ülkede böyle bir şey olamazdı, böyle bir hayat. Yani hayat modernleşti aslında ve o modern hayatı anlatan stand-upçıların da yine o modern hayat içinden seyircileri var. Evet. Ve bu müthiş oldu. Yani aslında bir ya da iki stand-upçının bütün memlekete hakim olması yerine herkesin şimdi kendi adamı var. Kendi adamı var, evet. Evet, herkesin kendi kitlesi var. Evet. Bir de ya kalabalığız, bir de 80 milyonuz ya artık. Yani evet. 80 milyona da iki kişi çok başarılı abilerimiz olduğu için tabii bizim alttan gelen insanlar da ilk zamanlar bir de korkuyordu. Çünkü şimdi Cem Yılmaz var orada abi yani. Hani bir şeye giriyorsun kanka, bir de Cem şunu izlesene diye sana onu atıyorlar yani. Cem mihenk taşı olarak hala şimdi da onu görünce herkes geri adım atıyorduk bir de yani. Evet. Biz hiç girmeyelim abi, bu topa alıyorduk. Cem yapıyorsa kimse yapmasın. Öyleydi evet. zaten yani. Evet. Sonra bir deli cesareti geldi işte sosyal medya sonrası herkese. Ya güzel de oldu, çok keyifli ama insanlar. Ama bu bir de yani. Şöyle değil mi? Yani o zaman Jimmy müthiş çalıyordu, Jimi Hendrix. O zaman ondan sonra kimse artık çalmasın. Peki yeni evet, çocuklarında yani evet, öyle... kendileri yaşında başka bir bebe olmayacak mı? O da sahneye fırlayacak, öyle çalacak falan. İşte, evet. Ya yani Jimmy zaten her şeyi çaldı ve 1970'de öldü. Artık siz boş verin, çalmayın. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak ama... toplumda bunu şeyini yaşıyorsunuz yine de ya. Çıtayı kimin aslında show business'te, Ahmet abi belki daha iyi onu yanıtlar. Çıtayı kimin nereye koyduğunun çok bir önemi kalmıyor galiba. Yani aradan 10 yıllar geçtikten sonra işte filanca muhteşem yapmıştır. Ya yani şöyle bir şey var mı gençler? Her çıta döneme göre bir yerde. Dolayısıyla her 7 dönemdeki konulan çıtı aşağıda mı yukarıda mı diye bakmaksızın evet. mutlaka o dönemin bir çıtasını... Yani Rita Hayworth müthişti. Ondan sonra gelen kadınların hepsini çöpe atalım. Evet. Böyle bir şey olmuyor evet, yani. Evet. Çünkü o artık o, siyah beyaz ve başka bir... O zaman bir Elizabeth Taylor olmazdı. O zaman starlar olmazdı falan filan. Yani öyle bir şey söz konusu bile değil. Evet. Yaşların evet. işi zor oluyor. Mesela işte bu da komik mi diyor yaşlar, bu ne diyor. Evet. İşte mesela güzel bir oyuncuya ya bu da güzel mi diyor. Halbuki bak bizim dönemimizde o var. Laf. Yaşlı yani yaşların bir an önce ölmesi lazım o zaman. Çünkü yeni bir medyaya, yeni bir entertainment'a uyum gösteremez yaşlar. Yani kendileri, kendi sanatçıları, şöhretleriyle beraber ölmeleri gerekiyor. Ya da onların piyasadan çekildiği dönemde ölmeleri gerekiyor. Ya öyle bir muhabbet var ya bir de sosyal medyada. Yaşlı birine bir şey izlettiğin zaman onu o tabii çözmesi de bir vakit alıyor. Yani onu ilk önce gerçek bir şey olarak izliyor. Hani bak hani bu komedi diye izletiyorsun ama hani ne ki bu, ne yapıyor? Bu ne, dükkanım var bunun. Kim bu? Bir şey vardır yani, tanıyor musun sen bu arkadaşı mı? Ya yok işte komik bir video yani, helal bir videosu işte. Tabii bu biraz da toplumlarla ilintili bir şey. Yani sen de en azından birçok şeyi takip ediyorsun. Fransa'da Adamo'da çıta yüksek, Zaz'da yüksek. Yani evet, doğru. Kabul görüyor. Dolayısıyla evet. Gökhan'mış, Cem'miş. Cem de var, Gökhan da var abi. Ondan yaşlılar ölmüyor. Onların çıtaları devam ediyor ama yeni çıtalarda bir yere koyuyorlar. Bir de tolerans ve yani hoşgörü var tabii. Bir de algılama yani tüketim toplumu daha fazla hızı yüksek bizim ülkede. Evet. Bilhassa kültür bazlı sanatsal çok yüksek, olaylara. Çok yüksek hız. Evet. Yani bugün varsın yarın yoksun gibi yani. Müthiş değil mi? Kesinlikle. Çark çok hızlıdır. Ya tabii hemen bizde de şey var, hemen negatifi konuşuyoruz. Dediğiniz gibi aslında hoşgörü ve destek var yani. Atıyorum benim 1.200.000 evet. takipçim var ve yolda görünce tebrik eden var. Ama işte insanın aklında hep o negatif kalıyor. Bir kişi bir şey söylüyor, onu diyoruz aslında. Hı. O da biraz salakça, orada bakmamak lazım İslam. Artık o konuya yani. Yok, peki. Kötü hikayeler hep tercih edilen hikayeler olduğu için. Olabilir, evet. Peki stand-up var mı şu anda? Stand-up yapıyor musun? Yazın biraz ara verdik şu an. Ağustos'ta falan olacak. Çünkü biliyorsunuz yazın bu işi yapmak gerçekten zormuş. Yani çok sıcak. Evet. Klimayı açıyoruz abi. Bakıyorum şey... Yani klimalar abi ne olur aç diyorlar. Açılıyor. Ondan sonra eve gidiyorum. Bir hanımefendi mesaj atmış. Gökhan Bey klima benim sırtıma vurduğu için ben arada çıktım. Rezaletti, şöyleydi, böyleydi mesajlar. Nerede stand-up yapıyorsun sen? Ya her yerde. Yok her yerde. Her yerde yapıyorum ya. Açık hava değiliz daha. Açık hava değil. Açık hava da daha zormuş stand-up yapmak. Onu çok. Fark ettik. Geçen Bostancı gösterim. Aslında stand-up yapmak zor zaten. Şurada ya da burada gibi değil yani. Peki bu reklamcılık da bırakıldıktan sonra nasıl para kazanılıyor bu işten? Zor.
Sosyal medyadan mı? Evet. Ya ben biraz dönem olarak galiba iyi bir döneme denk gelmişim. Çevreden onu duyuyorum. Hani artık sosyal medyada bütün kurumsal markaların olduğu, işlerin dediğiniz gibi hızlı aktığı bir dönemdeyim. Ve böyle bir iki adım da attık. Atıyorum bir dijital ajansla çalışıyorum. Yani oradan bana menajer verdiler işte. Kız o ilgileniyor. Herkesle görüşüyor filan. Çekim yapmadan önce de böyle destek veriyorlar. İşte geleceğim, bana bir kız lazım, bana bir adam lazım. Aslında daha çok özür diliyorum. Ha, onlar bir de bir kastikle yapıyorlar. Tabii ki ne dersem ya, 3 kişi lazım diyorsun, hemen yardım ediyorlar sağ olsunlar. Yani öbür tarafta olduğu için daha önce reklam sektöründe daha avantajlısın. O konuda avantajlı. İçerik üretmek için söylüyorum. Ya içerikle o markayı bir araya getirmek kolay oluyor benim için. Hemen böyle geliyor, oluyor. Vay. O yüzden güzel bir döneme denk geldiğim için para kazanılıyor gibi. Bilemiyorum tabii yani neye göre. O tabii senin kaç para istediğine bağlı. İşte evet. Aynı paralar değil, değil mi? Değildir. Şimdi Burak abi bir iş yapıyordur. Benim 12 işe denk geliyordur. Şunu söylüyorum. 90'larla bugün aynı paralar değil. Bugünün paraları aslında çok mütevazı. 90'ların paralarına göre. Bir de reklam için mi konuşuyoruz? Hayır. Bütün yani sanatçı kazancı olarak. Kapasite açısından da çok önemli. Ben bu işe başladığımda 68 şehir vardı Türkiye'de ve 50 şehirde canlı müzikten tiyatroya kadar bir pazar vardı. Şimdi bu 10 şehre düştü. Tabii ki yerini dijital ulaşımlarla farklı pazarlara varılmasına rağmen yine kapasitenin eskilere nazaran daha düştüğünü düşünüyorum. Uzaktan izlemem bu. Peki. Şey vardır ya, yani bir reklamdan bir villa alırdım falan, öyle şey eski yani, evet, şu tabirler vardı. Yani iyi para kazanıyorsunuz ama şey yok tabii. Oturacağınız evi alamıyorsunuz asla yani. Evet, o değişti. Hep bayağı. Şey o ya, kıstas o ya, bir de oturacağın evi alabiliyor musunuz? Her işte öyle ama. Eskiden öyle bir emekli maaşıyla ev alırdın. İşte şimdi bir yıllık kira verebiliyorsun tutmuş falan. Tutmuş bir dizi olması lazım. Ahmet abi, senin bu 93 yılı mı bu Michael Jackson, Madonna? Evet. Tam 93. 93. Michael Jackson, Madonna, Tina Turner, Elton John da 93'ün içinde mi? Tina Turner 93 değil, Burak'la 97. 97. Ha, 97. Metallica 93. İlk Metallica 93. 8 Stat konseri o sene. Domingo, Carreras, Pavarotti, bir de Uluslararası İstanbul Şarkı Yarışması. 8 aylık dönem. 92'nin sonu, 93'ün yaz sonuna kadar. Şimdi o yıllarda gençliklerini yaşamış olan yaşlılar orada başka bir Türkiye olarak senin bu konserlere örnek veriyorlar. Çünkü çok enteresan. Türkiye'nin de en zor seneleriydi. Yani yapımcı olarak da beni çok ürküttüğü bir sene. Niye? Bir PKK terörizmi, evet. İnsanlar ölüyor, bombalar, Madımak olayları. 3 gün önce, 8 gün sonra konser yapmak. Türkiye hatta ikiye ayrıldı. Bir, var mı böyle bir şey? Öbürü ise evet, illa olmalı. Zaten terörün istediği şey ne? Karabasan çöksün, mutsuzluk olsun. Bunlar ise ona karşı bir direnç diye resmen entelektüel kesimden tutmasına kadar ikiye ayrılmıştı. O esasında sosyal, sosyoekonomik ve sosyokültürelin gerçekten bir şeyiydi. Resmiydi 93. Çok önemli bir yılmış birçok nedenden. Çünkü bir konserin 10. yılı, 20. yılı, 30. yılı kutlanır mı abi? Kutlanıyor yani. Tebrikler, bilmem neler ve ne o? Elton John'un 30. yılı, Madonna'nın 30. yılı. Evet, yani güzel bir yıldı. Michael Jackson'da ne olmuştu? 92'de geldi, hastalandı ve geri gitti, iptal oldu. Sonra geldiğinde başka birisi geldi diye bir laf çıktığını hatırlıyorsun. Çok, orada tabii canlı müzik endüstrisine Cem Uzan, Star TV çok önemli katkıda bulundu. Bir kere özel yayıncılığa girdiği için. Dolayısıyla bu işlere de çok büyük destek oluyordu. Hemen akabinde de Erol Aksoy Show TV'yi kurmuştu. Onların birbiriyle savaşına ben pestil oldum. Ve aynı gün birbiriyle tezat, bütün şehir hikayeleri yazılıyordu, şehir efsaneleri. Bu bize gelişi mi bu? Evet. Bu 93. 93'te. İkinci gelişi. Yani konser verdiği. Şu bir daha ne olur, bir daha başlatabilir miyiz? Yönetmenime söylüyorum. Şu bir
halk oyunları ekibi mi yoksa şey böyle folklor kıyafetleri? Folklor kıyafetli çocuklar. Bir daha başlatalım. Bu sensin değil mi? Evet, gençmişim. Meydanına inecek, kısa bir istirahat yapacak. Ondan sonra da sağa solu biraz dolaşacağını sanıyorum. Ünlü şarkıcıyı Türkiye'ye yeniden hoş geldin yazılı dövizle karşılayan çocuklar kendisine çiçekler sundular. Abi kimse karşılamıyor ya. Çok az değil mi karşılayan? Hayır şöyle. Ha, güvenlik nedeniyle. Tabii tabii, bu bile çok güzel ama dışarıda 5000 kişi falan var. 300'e yakın da uçak şeyini merdivenlerine basın mensuplarını yerleştirdim. Bu bir fotoğraflı kim abi? Ayılar. Ya tam göremiyorum o. Sincap galiba. Yani. Şey, Disney. Çocuk şeyleri. Çocuk ruhlu bir sanatçı olduğu için toprağı bol olsun. bu senin organizasyonun değil mi? Evet, evet. Adam böyle bir şey yok ya. Ben yok. Beni Mickey fare karşılasın falan. Hayır, bunlar fotoğraflık olaylar abi. Basına malzeme varyasyonları. Yoksa hiçbir ülke... Bu ben tam göremiyorum. Bu bir herhalde o sırada bir çizgi film karakteri. Muhtemelen abi. Tabii. Bir şeylere benziyor mu? Ama artık yine de bizim... O zamanlar pikseller... Ya pikselden göremiyor ama bizim dokumuz da bizim Anadolu motifimiz de var yani. Var var. Evet. Peki Çentes. Bunun başka birisi olduğu iddia edildi. Hayır, 92'de zaten dedi ki bir haber. Michael Jackson zaten gelmez ki Türkiye'ye. O dönem faizler günlük %1000. 8 ay önce biletleri sattı. Repo'dan milyon dolarlar aldı. Bilet parasını iade etti. Bir haber dedi ki... Bu seninle ilgili bu. Tabii tabii tabii. Yani Michael Jackson zaten gelmeyecekti. Gelen de sahte. Ha, sahte, bravo. O işte, sahte. Bunu bütün operasyon 8 ay önce bilet parasını toplayıp faizini alıp 8 ay sonra ana parayı iade etti. Yapmadın mı bunu? Niye yapmadın? Esasında ay, niye yapmadın? Mantıklı bir hareket işte. Abi para kazanmanın çeşitli yolları var. Bu tercih ettiğim bir yol değildi. Evet. Öbürü dedi ki geldi, parasını vermedi Ahmet, ondan geri döndü. Tabii. Biri dedi ki hiç bilet satmadı, Michael geri döndü. Özet, adam haftada 3 stat konseri veriyor abi. Bu yaşta değil, o yaşta bile değil konser vermek, bir haftada 3 şehir değiştir, yaz sonunda hasta olursun abi. 3 haftada bir şey, haftada 3 konser ver 7 ay boyunca. Geldi, sesi çıkmadı, tedaviye cevap vermedi, geri gitti. 7 gün stadyum, İzmir, İstanbul, bir de Atina, 3 konserim benimdi. 7 gün beklettik. Ses gelmeyince de dedik ki tehir ettik. Abi bir şey sormak istiyorum. Bu fotoğrafta niye o beyaz? Evet. Beyaz abi. Zaten Michael'ın iki tane şeyi vardı, hedefi. Bir, derisinin beyazlattırmak. İki, aşık olduğu Diana Ross'a benzemek. Bravo. Evet. Dolayısıyla Diana. Bütün şeyi zaten vücudun yıpranması da o renk değiştirme tedavileri, şeyleri, iğneleri falan. Aynısı. Evet. Bu Moskova'daki bir fotoğrafım. Yaşında? Pardon, orada kaç yaşında? Valla benle aşağı yukarı yaşıt. Yani 93 olduğuna göre 34-35 yaşlarında Michael. Evet ama orada da Burak Kut gibi görünüyor Michael yani. Sen de onun babası gibisin. Peki. Ahmet abinin kitabından okuyorum şimdi bundan sonrasını. Şöyle kitabı da göstererek. 90'lar pop müziğin kare ası. Sen de varsın burada. Vay. Seni gidi. Menajerlikte hiçbir sanatçıya gel beraber çalışalım demedim. Menajerlik yapmaya karar verdiğime dair piyasada bir hava oluşturdum ve bana gelmelerini sağladım. Talep eden değil, talep edilen olmam nedeniyle yönetimlerimi daha güçlü yapabildim ve esasında bu yöntem her daim onların iyiliğine olmuştur. Emrah'ın askere gidişi sonrası menajerlik denemesini sonlandırmıştım.
93 yılı stat konserleri sözleşmelerini imzaladıktan sonra menajerlik işlerine tekrar adım attım. Kenan Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tarkan gibi isimlerle yürümeye başladım. Bu arada Burak Kut ve Mustafa Sandal Zeki Aköz'de çalışıyordu. Zeki'ye bırakacaksın bu çocuğun yakasını yoksa sana yarın iki adam gönderirim seni alırlar evden de yalan atıyor. Ne kadar yalan. Ben de çok iyi yalan. Hayır. Son çok anda iyi. Editör değiştirmiş olabilir. İnternet dünyası böyle işte. Bilgi kirliliği böyle oluyor. Okan abimiz de ağzından böyle çıkıyor. Hayır, daha iyi bir tanıtım bulamazsınız bence. Doğrusunu okuyorum. Zeki'ye sen bu çocukların organizatörleri ol. Ben de menajerliklerini yapayım dedim. Zeki de tamam dedi. Hayır bir heyecan yok çok ki. Iyi. Hayır onu yazdığında heyecan yok. Sonra depoya çektirdik Zeki'yi. Ver Allah ver. Ver Allah. Ver. Ama hiçbir zaman bir sanatçıya seninle çalışmak istiyorum demedim. Her zaman sanatçıyı bekledim. Kontrol edebildiğim pazarda kontrol edebildiğim sanatçıyla çok başarılı oldum. Bu yüzden de birinci şartım talepkar olunmamasıydı. Tarkan, Kenan Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandal çok iyi isimlerdi. Ya bunlardan bir boys band kurulurmuş ya o tarihte. Evet. O öyle dünyaya gidilirdi. Evet. Kenan kısa kalırdı biraz ama olsun. Tarkan'la Kenan kısadır çünkü. Neyse. Sen iyisin sen. Sen boys band'in lead singer. Lead singer olurdu. Evet. Dörtüyle sesiyle. Evet, bura aynı. Dördü de iyi performans sanatçısıydı ve üçü aynı zamanda beste yapıp söz yazıyorlardı. Dört ismi kesinlikle birbirine düşürmeden farklı kariyer planlamaları yaptım. Bir yandan da birbirlerine güç katmalarını sağladım. Çünkü çokluk doğru kullanılırsa bir güçtür. Şartları empoze edebileceğim dörtlü bir grubum vardı. Ayrıca Masa Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur çok yakın arkadaşlarımdı. Onların da belli bir süre menajerliklerini üstlendim. Tarkan'ın plakçısı Mehmet Söğütoğlu'nun şirketinden çıkardığı kasete patlayan Mirkelam da kasetle patlayan Mirkelam da menajerliğini yaptığım isimlerden oldu. Bu isimlerin yanı sıra 90'larda albüm konusunda fırtına gibi esen prestij müzikle bazı işlerde beraber çalışıyorduk. Şimdi burada biraz duruyorum. Sen yani aslında burada bir menajerin üstünde bir empresaryosun. Şimdi tabii. Yani sen çünkü burada yani şöyle de yapmıyorsun. O yüzden çok kayda değer. Yani kimsenin işine girmiyorsun. Var olan alanına girmiyorsun. Artı burada senin yaptığın bir empresaryoluk var. Yani ne yapıyorsun? Şekillendirme, fikir verme, bir araya getirme, proje için bir araya getirme. Dolayısıyla o gelenler de kendi organlarıyla geliyorlar işte. Menajer, prodüktör, plakçı, şucu, bucu, bıcı falan filan. Organizatör filan neyse bütün bunlarla beraber. Dolayısıyla aslında çok üst bir yapı bu. Senin yapın o tarihte. Doğru. Çünkü ben şaka maka değil 73 yaşamadığım olay kalmadı. Ben 20 yaşındayken bu işe başladım. Paris'te ve önemli Avrupa sanatçılarını Türkiye'ye getirerek o dönemin gazino patronları, işverenlerle, o gazino patronu dediğimizde ya sigara ya bilmem böyle bilumum işlerin ağır abileriyle ticari yapacaksın. Sahneye çıkaracaksın sanatçıyı, paralarını tahsil edeceksin falan. Yani onun için ben esasında kitabımda bu işe gönül verenleri veya merak edenleri bir sebep-sonuç ilişkisi doğurtarak case by case anlattım. Burada da menajerliğe başladığım vakit ben 73 yılında hasbelkader okulumuz Galatasaray Lisesi'nden abim Mehmet Doğman Nükettür'ün menajeriydi. Dolayısıyla 73 yılında sanatçı menajer ilişkisini bizzat içten yaşayan biriyim. Böyle bir ilişki olmaz, böyle bir kariyer yönetimi olmaz. Onun için ben hiç menajerlik düşünmedim. Ajdalar, Sezenler, Zerrinler falan manageable değil yani yönetilebilir ürünler değil, sanatçılar değil. Ama 93'te ben dünya çapında çok önemli pazarın uçlarıyla çok iyi diyaloglar oluşturduğum için global pazarda Türkiye'deki değerleri Türkiye pazarıyla değil dünyaya sunmak üzere bu mesleği yapmaya karar verdim. Çünkü İsrail'den çıkıyor Ofraz'a, Cezayir'den çıkıyor saçı yağ içerisinde Raşit Dağ, star oluyor bazı ülkelerde. Ben bana göre Burak Kut, Kenan, Tarkan,
Mustafa Sandal dünya starlarını egale etmek bırak açık ara ileri gidebilirlerdi. Özür dilerim, bir şeyi sormak istiyorum. Evet. Kendi düşüncemin seslendirmesi olarak. Tabii Burak burada, Burak'a bayılıyoruz. Bütün bizim yıldızların da dünyada sahne performansıyla, performans yetenekleriyle, altyapıyla, işte vokaldir, şudur, sahne şovudur, danstır, bilmem bütün bunlarla falan. Fakat dünya yıldızlarıyla karşılaştırırken bir şeyi unuttuğumuzu düşünüyorum. Çünkü bu bereketli ve bereketsiz toprakların, sanatsal açıdan söylüyorum ama bana sorarsan çok da bereketli değil. Çok. Hiç değil bence. Ve buradan sanatçıyı bir anda ayağını yerden kesip, tamam gidiyoruz, uçtun falan filan gibilerden kendi sokağıyla bağlantısını kesip, star olacağım çünkü o oldu, ben de olacağım falan filan, üretim az. Yani bir isimlerden bahsettiğimiz zaman durmadan bir üretimden bahsediyoruz. Durmadan. Yani, yalnız üretim performans müzikalite açısından değil. Ricky Martin 3 ay her sene dans dersi alır. Türkiye'de dans dersi bile aldıramazsın. Dolayısıyla bu, ben bereketli olduğunu tartışmasız inanıyorum. Elbette ki... Peki ne oluyor bunca yıldır o zaman? Çünkü profesyonellik yok. Şimdi Türkiye'de yalnız müzik endüstrisinde de değil. Ben İzmirliyim. İzmir'de kurumsal, Türkiye'nin en büyük holdingleri Koç'tan sonra İzmir holdingleriydi. Hepsi battı. Çünkü adam diyor ki para benim. Ahmet CEO gelecekmiş, benim paramı nasıl kazandırır, yönetir? Hayır, ben yöneteceğim diyor. Babadan oğla saçmalıyorlar, gidiyorlar. Türkiye'de de Burak dahil bütün sanatçılar bir başarı için koşarken şartlara uymayı istemiyorlar abi. Başka bir şey daha soracağım. Evet, çok basit. Sana da öyle gel. Bu tabii ki bir, yani senin hayal ettiğin gibi ve her müzik performansı yapan herkese, yani şöyle bir stadyumda, böyle bir venüde, böyle bir büyük salonda işte konser verirken falan, bu aslında sonuç fotoğrafı bir yandan. Ama bir yandan da mesela herkesin kaç albüm var? Yani Burak Kut'un kaç albüm var? Tarkan'ın kaç albüm var? Kenan Doğulu'nun kaç albüm var? Hatta Sezen Aksu'nun kaç albüm var? Bu kadar büyük bir beste fabrikası olan. Evet. Bana çok az geliyor bunlar. Çok az, çünkü yine dönüyorum, profesyonellik yok. 73'te ben Nüket'le Mehmet abi arasındaki ilişki neyse ben yaşadım. Hı. Ve gençlerin dimağı daha boş olduğu için yönetilebilir sandım. 93'te de olmadı. Şimdi de bakıyorum, anne, teyze, dayı, mayı, bir 100 lira varsa kimse, 1000 liraya ulaşalım, 500 paylaşalım, yok. 100 lira 150'ye çıksın, 140'ı benim olsun. Böyle bir dünyada iş yok, bir. İki, sanatçı diyor ki, yorumcu daha ziyade, ses benim. Sen kimsin benim kariyerimi benim kadar düşünürsün? Git Allah'ın seversen abi. Allah sana çok iyi performans becerisi, kariyer linde ilerleme, her türlü özelliği vermiş. Ama yönetme başka bir şey abi. Bende nasıl ses yoksa yorumcuların, sanatçıların da yönetme becerisi olduğuna inanmıyorum. Profesyonellikten uzaklaşıyorlar. Dediğine katılıyorum. Ama hiçbir, yani bir anda yurt dışı çıkar abi. Burak Kut daha kaç yaşındaydın abi 93'te? 19. 19. 20 yaşında. Ben tanıyorum o zaman. Ha, elbette ki AKM'de Burak Kut Sara Brightman, Başbakanın hanımı Mesut Yılmaz'ın rahmetli eşi Berna bir davet vermiş. 1500 kişi smokinli gece Sara Brightman'ın uçağı rötar yaptı falan, tanışmadılar. Provada AKM'de Burak şarkı söylerken kulisteyim, Sara Brightman dedi bu ne biçim ses. Gitti böyle Burak'ı bıraktı, kıyafet bilmem ne. 10 dakika Burak'ı izledi. Şimdi dünyanın en önemli sopranolarından biri Sara Brightman. Ve orkestra şefi, sen ne biçimsin kardeş diyor. Biz onu pazara sunamıyoruz.
Şimdi mesela aynı şey Murat Karahan var. DOP Genel Müdürü. Evet. Genel müdür olduğu biz için. Biz de programdaydı. Tabii ben de çok genel müdürü olduğu için onun ilk başlangıcını da biliyorum. İtalya'da. Ne yapıyoruz? Habere paslıyoruz. Peki haberden dönüşte buradayız. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam edecek. BTC Türk'le Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Hanımlar beyler tekrar stüdyoya, canlı yayına, Uykusuzlar Kulübü'ne bağlandık. Sayın Ahmet San'ın kitabıyla ilgili tabii ki söyleşmeyi sürdürüyoruz. Burada çok şey var, çok fazla. Çok. Yani bu birkaç adamlık bir hayat. Bunu evet. Sen bir diziye çevirsen daha iyi olmaz mıydı? Bir kitap da olur mu bu ya? Şimdi bir kere her işin bir başlangıcı var. Heh. Hele bir bismillah, bütün bu birikim cepte kalmasın, bir anlatayım dedim. Esasında 800 sayfaydı. Hem editörüm hem yayın evi bir kere dedi ki too much. Sonra düşündüm, yine Üstün Barış'tayı tanırsın. 2000'li evet. yıllarda Üstün abi bana esasında kitap yazmamı çok ısrar etti. Ve ben bir kitabı nasıl yazmalıyım, mekanizmasını, iskeletini oturttuk. Habire yazdım, sildim, ettim. Ama artık dedim ki 50. yılım da geliyor meslekte. Ben mutlaka bunu kağıda dökeyim. Sonra fark ettim ki içinde bilhassa Türk sanatçılarıyla çalışmamı çok aza indirdim. Çünkü ya doğrusunu yazmam lazım ya yazmamam lazım. Ondan da biraz azaldı ve 400 sayfalık bir kitap oldu. Ama onu yazdığım ve baktım ki çok şey yapmışım. 10.000 etkinlik yapmışım. Of. Etkinlik of. Ve proje. Of. 500 tane marka ve sanatçıyla çalışmışım. Şimdi benim en büyük zenginliğim işte Burak'la 93 yılında tanışmışız, hala hiç ayrılmamışız gibi. Ben en büyük zenginliğim bir tane kamuoyuna başarısız yansımış bir olayım olmadığı için dedim ki bunları ben yazayım. Bir de maalesef kaç zamandır hiçbir şey yapmıyorum. Yapmadığım için de bazı kesimler beni popstar jürisi olarak siz ağrıma da gitmeye başladı dedim yani. Ondan bu nedenle kitabımı yazdım. Bu büyük sinema stüdyoları projesi vardı. Var. Devam ediyor Büyükçekmece'de. Evet. Ama Türkiye'de büyük sıkıntı bir belediye sınırları içerisinde. Arsa sahibim de o. Yani gidiyor geliyor. Ben çünkü çok kolay... Biz Galatasaray Lisesi'nde biat kültürü değil itiraz kültürü üstüne yetişmişiz bir kere. Bu o dönemden beri içime işlemiş. Bir, iki mutlaka ve mutlaka güzel şeyleri benim bütün hayatım. Ben Burak'la da çalışıyorum. Sen ne kadar iyisin, sen ne kadarsın, muhteşemsin demekle geçmedi. Hep eksik taraflarını söyleyip tamir edip düzeltmek üzerine kuruldu olduğu için bu iş uymuyor. Belediyesi, bürokrasisi falan ondan biraz zaman kaybediyorum ama inşallah Avrupa'nın en büyük film stüdyolarını hayata geçireceğiz, devam ediyor falan. Çok oldu o da. O tarihte bir konuştuğumuz tabii tabii 2016'da arsayı aldım ama belediyenin borcu vardı maliyeye. Belediyenin haczi olduğu için arsanın üstünden tapumu alamıyordum. 30 yıl yap işlet devret ihalesi kazandım ve tapu olmadığı müddetçe de bankable olmuyor falan filan. Dolayısıyla benim hayatımda engel aşmak olduğu için orada hiç yüksünmüyorum, ona devam ediyorum. Ama zaten şuraya geliyorum, kitabın bütün yazar telifleri direkt Galatasaray Lisesi talebelerine eğitim bursu verilmek üzere Galatasaray Eğitim Vakfı'na direkt ödeme sistemiyle bağışladım. Bir. İki. Bir de sesli kitabı çıkacak sürprizlerle. Onun yazar telifi haricinde sesli o yüzden bir Storytel'deydin. Nilay örnekle bir söyleşi yaptın. Nilay'ın bir ayrı sözleşmesi sohbeti. Ama Storytel'cilerle bütün geliri ne Storytel ne yayın evi de hiç pay almıyor. Bütün hasılat Eğitim Vakfı'na gidiyor. Ama ben bu senaryolara baz teşkil edecek bir kitap.
çok dizi de çıkabilir. Oradaki bütün teliflerimi de bağışladım. Birinci etap kitaptan sonra zaten hem teklifler de gelmeye başladı. Hmm. Bir de şaşırdım, kitabın çıkılışı bayram arifesi birkaç tane kurumsal yerlere gidip konuşmaya başladım. Yani ve bir anda ben Burak'ın, Tarkan'ın, yok Kevin Costner'ın, Elizabeth Taylor'ın menajeri, organizatörken bir arkadaşım Banu Noyan benim bu işlerimi planlamaya başladı. Müthiş. Kurumsal konuşmalara da gidip oradan da biraz bolca gelir gelsin vakfa istiyorum. Çünkü okulumuzdaki talebelerin hakikaten desteğe ihtiyacı var. Sonuç, evet abi, kitap olacak, bitti. Mutlaka ekranlara yansıyacak. Büyük ekran veya ufak ekran. Vahim her hikaye var orada abi. Peki, ilham vermesi için şunu da sormak istiyorum. Şimdi burada Galatasaray Lisesi'nden mezuniyet fotoğrafları ve o tarihte tabii seni tanımanın imkanı yok. Orada bir sana şey, burada hemen şeyden Jimmy'den paylaşmak isterim. Burada bir kadın saçı yapıyorlarmış sana galiba, değil mi? Şuradaki saçı. Bilmiyorum, orada ki yaklaşabilirse kamerada. Vallahi tabii ben... Şurada göstermek istiyorum. Şöyle. Galatasaray hikayeleri ayrı bir kitaba sığar zaten. Şuradaki, şurada görüyor muyuz? Şurada. Şurada şöyle. Sen ona deyince ne? Okulda senin başına neler geldiği anlasın. Şurada da eski başbakanlardan rahmetli Nihat Erim ve Hayri Ürgüplü ile Galatasaray Lisesi'nde. Yani oradan da böyle bir şey var. Abi ben... O günlerde başlamış bu hikaye. Daha önce ortaokulda benim maalesef ne sportif... Şu saça ne... dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir de özür dilerim. Burada da bir tanesi de Paul Moria ile berabersin. Evet. Bir tanesi de Michel Fugain ile berabersin. Şurada şu saçları... Onlar dönemin en büyük Fransız starları, evet. Tabii. Evet, üniversite birdeyken. Bu bir peruk mu takıyorsun? Hayır, burada yoksa ne, o böyle zaman, bir saçın var. Evet. Tabii o zaman bir de maşa vardı. Maşa ile saçlarımızı bir de maşa vardı. Evet. Çok acayipmiş. Evet, peki. Bu çok erken başlamış yani. Ya bir röportaja gitmişsin ya başka bir şey yapmışsın. Galatasaray Lisesi'ndeyken abi zaten ailenin gönderdiği para da yetmediği için son sınıfa gidince biliyorsun hemen el koyuyorsun. Broşür kolu bilmem ne. Ben tiyatro tabii yapardım. Sonra da baktık ki paranın döndüğü yer broşür kolu. Broşür koluna el koyduk ve ben Galatasaray Lisesi'nde Mino Nurettin Selçuk, Orhan Gencebay, Emel Sayın konserleri yaptım ve o paralarla da olimpiyalar falan filan, pasajlar, bütün son sınıf geçiniyordu. Ben Orhan Gencebay konserini bilmiyorum. Orhan Gencebay gelip Galatasaray Lisesi'nde konser mi? Evet, ses. Tevfik Fikret'te. Tabii ses mecmuası o zaman sanatçılara ulaşmak, ücretler falan, doğru yolu iyi keşfediyorum ben. Ama öğrenciler değil, dışarıya bilet satıyorsun. Öğrencilere de, sen bilmiyor musun, zorla değil mecburi. Evet evet. Ama dışarıya da açık mıydı bilet? Yok, çünkü zaten sold out oluyor, zorla değil mecburi. Biletting, ticketing sistemiyle. Rahmetli, yani size de geliyordu Ferhan Şensoylar, evet, falan, rahmetli Engin, Mahmut abiler. Bir ekip önden gelir, bilet satar, gider 15 dakika sonra Ferhanlar gelir 20 dakika oyun oynar. Bu sold out sistemi daha okulda vardı. Dolayısıyla Paris'e, evet, ben üniversiteye başlarken hem 100-150 bin tirajlı Hey dergisinin Paris muhabiri olup sanatçılara kolay ulaşıyor. O zaman da gelip gazinoda sanatçı çalıştırıp ağır abilerle teşviki mesailerin başlamış. Bunu nasıl buluyorsun? Yani bu sonuçta liseden bahsediyoruz. Tabii, evet. ben de lisedeyken o tarihte işte senin gibi son sınıflarda olanlar filan, onlar bana çok büyük geliyordu. Tabii. Çok büyük. Yani adam mesela ya solcu ama işte polis tarafından aranılan bir takım abiler vardı. Evet. Okulda, ama okula öğrenci olarak gidip geliyorlardı filan. Şimdi bunlar bana çok büyük geliyor. Yani ya da senin gibi işte bu organizasyonlara girmiş falan, artık hayatını kazanmaya başlamış, kendi sorumluluğunu üstlenmiş filan. Ve o sırada tabii bütün okullar, sadece Galatasaray'dan söz etmiyorum, bütün okullarda da o dönemin en iyi okulları devlet okulları. Evet.
O da bir devlet okulu. Öğrenciler arasında da işte filancanın ailesi zengindir, filanca fakirdir, şu şöyle giyinir, bu bunu yer falan filan. Böyle bir şey de olmadığı için sanki herkes hayatına sahip çıkmış bir şekilde mücadeleye başlamıştı. Şimdi lise son sınıf öğrencisi görüyorsun. Yani o şey gibi, merhaba tatlım, Türkçe biliyor musun? Evet, ben yaşlı amca. Ondan sonra sen de hani üçüncü türle yakın ilişkiler filan. Ona üçüncü türle. Ondan sonra ve sen ne yapmak istiyorsun hayatta filan. Bu korkunç bir şey değil mi? Yani o şey gibi değil mi? Yani sanki lise sonlar büyük hayata atılmış. Tabii. Bizim yeşerdiğimiz ortam, ben hep ona bakıyorum zaten. Ama anne babalar mı bunun nedeniydi belki de? Hayır. Yani anne benim, babalar da ama ilgisizdi yine de yani. Şu bir kere çoğumuz yatılıydık. Evet. İstanbullu olsa bile sağda Kars'ın en dağ köyünden gelenle solda İstanbul'un en zengin mimarının oğlu hiç arada bir şey olmaksızın beraber büyüyorduk, paylaşıyorduk. Ben zaten bunu ortaokul Senzef'te nefret ettim. Çünkü her hafta karne dağıtıyorlar. Her hafta insan birbirine kötü kopya veriyordu yani. O eksi puan olsun. Böyle öne çıkma, kalsa ise paylaşım ve eşerme ortamı. Benim hayatımda çok önemli yeri vardır Galatasaray'ın. Onun için kitabımda da epey ondaki olayları da bahsediyorum. Yani bunu aslında ilham vermesi için tabii söylüyorum. Yani bu neymiş, bu nesilden nesile değişen şey? Tabii burada anne babalarla ilgili bu çok söylüyor. Yani anne babanın fark. Çünkü bir kere şey, yani İstanbul'da oturup da sadece Galatasaray değil, başka liselerde tabii de böyle. Kabataş Erkek Lisesi, tabii. İstanbul Erkek Lisesi. Bu liselerde yani İstanbul'da oturuyor. Geçtim, evet. İstanbul'da oturuyor ama okulda yatılı. Aynen, yani şimdi bunu kaldı. Mesela şimdinin anne babaları bunu anlamasına imkan yok. Yani iki sokak ötede de oturabilir. Yani niye çocuk evde uyumuyor da gidip orada bir yatakhanede, demir karyolalarda, demir dolaplarda eşyalarını şey yapar falan. Ve o çocuğun, düşün ki bir tane demir dolaba sığıyor. Yani ne kadar az donu, tişörtü ya da pantolonu var. Şimdi benim hatırladığım, benim bir pantolonum vardı. Bir. Ama yandakinin de blue jean'ini alıyordun yani, çok rahatlıkla. Tabii. O da giyinilir, değişir mesela, kız arkadaşla buluşulacak falan filan, bunlar zaten yardımlar. Old Spice parfüm. Bravo falan. Evet. Yani, ama hayır hala ama o çok eski bir parfüm ismini verdi ama hala yürürlükte. Yok. Yani belki tedaviden kalktığını düşünüyor olabilir. Evet. Yani, hala ama bu ilginç mesela bir pantolonumuzun olması, o pantolonun da artık bitmesi için, yani atılması için, evet, senin abi büyümen gerekiyor. Yani paçaların artık kısalması gerekiyor. Şimdi bu belki bir yoksunluk gibi görünebilir ama hiç, zenginlik bile. Zenginlik yani. Hayata karşı direnç, dostluk, paylaşım, şimdi bir marka merakı falan filan. Yani ondan benim zamanım demeyi unuttum ben. Evet. Şimdi bu stand-up dünyasını nasıl görüyorsun abi? Yani eskiden bir arkadaş, iki arkadaş, şimdi çok arkadaş, çok kabiliyetli arkadaş dünyası. Ve de stand-up dünyasının özellikle organizatörler için, etkinlikleri düzenleyen herkes için müthiş bir kolaylığı var tabii. Artı riski adam, az. Evet, adam gördüğünüz gibi tek başına geliyor ve çok akıllı bir adam oluyor. İş adamda gördüğümüz gibi. Ve geliyor tek başına, dekor, ışık, kostüm, organizasyon, işte güzel transfer falan filan, en fazla bu adama business bilet alınır yani. Ne ister ki? Yani bu mesela çok güzel bir dünya değil mi? Tabii bu yalnız stand-up'ta değil, gösterilerde de şimdi bir DJ metodu çıktı. Evet, bir tane flash bellek 3 kişi 17 bin bilet satıyor. Evet. Öbür türlü 8 business, 38 bilmem ne, sesler bilmem, 17 bin bilet satamıyor. Dolayısıyla her dönemin şeyi, ama
Türkiye'de sahne hayatı, kamera önü, mikrofon önü gelişiyor bence. Ay, global bazda mı? Değil ama ülke bazında da küçümsenmeyecek bir ekonomi var. Esasında filming endüstrisi global baza taşındı, profesyonellik girdi. Hı. Profesyonellik girip sermaye girdiği an zaten başarı hızla geliyor. Umarım Türkiye'de sanatın her dalında böyle profesyonellik yayılsın. Senin gibi değerli kişiler daha müreffeh organizasyonlarla daha güzel neticeler elde etsin. Bence bunu yapmak mümkün, yapılabilirdi. Abi biz bir de tiyatroculara da bakıyoruz abi, hani gittiğimiz yerde. Bakıyorum 17 kişi gelmişler, dekor var arkada. Biz Richard'la 50 kişi işte, en ufağına ulaşıyoruz. Bakıyorum evet. Yani. Bir de çok fazla. Bu sözün bir röportajdan biraz kıyafet olunca çevrem ikiye ayrıldı. Birinci gruptakiler komedyenlik konusunda bana hiç de beklemediğim ölçüde destek verdi. Bu birinci grup. İkinci evet. gruptakilerse komedyenliği beceremeyeceğimi düşünenler, onlar bir anda benden uzaklaştı. Peki bunlar evet, ortadan kaybolmuşlar ama sen bu kadar başarılı olduktan sonra geri dönmediler mi? Arayıp sormazlar mı? Dönmediler aslında, evet. Ha. Yani ben de anlamadım. Hatta bayağı yakın çevrem bayağı değişti aslında yani. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde. Hiç de tanıma yeni insanlar aslında daha fazla şey oluyor böyle, size destek veriyor. Evet. Herhalde şu an tanıdıkları için. Ama eski çevre pek kalmadı abi. Sinemada ne hedefliyorsun? Ya o kadar böyle şey değiliz aslında. Çok yavaş yavaş yapalım modundayız. Hemen bir takipçimiz oldu. Hemen hadi bir de film. Orada çok riskli görüyoruz oraları. Görüyoruz dediğim ya, ben ve yanımdaki birkaç arkadaş işte. Olsun ama biz diye konuşmak çok tatlı olur. Güzel bir şey midir? Evet. Hani... Tabii. Değer arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Ha, güzel. Ona bayılıyorum. Ya bazen de şey olur ya yani böyle. Yani sürekli arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle politikacılar da var. Bir evet, şey söylüyorsun. Evet. Nasıl olacak Alfa? Arkadaşlarla değerlendireceğiz. Bir süre değerlendirmeyin ve bir şey yapmasanız daha evet, iyi. Bazen yani. Ekibimle geliyorum dedim. İşte bir arkadaş mesela. O ekibim. Işte ekibim değerlendiriyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Yani. Ama ya öyle bir hemen girelimden çok korkuyoruz abi. Çünkü çok bu hemen takipçi yapıp çok film yapan arkadaş oldu anladığım kadarıyla. Çok da başarılı olmadı galiba içlerinden birkaç arkadaş. Ama şey, sinema dünyası oldu. Da onları hemen değerlendirmek istedi. Çünkü salonlar boş kalmasın. Evet. Bir evet. an önce gelsinler. Yasemin tabii. Yasemin var galiba senin yolunda başarılı olan. Evet. Senin evet. Sakallı oğlum. Yasemin sakallı evet. oğlu. Evet. Senin jenerasyon diye söyledim. Evet. Evet, o da sakallı oğlu da mesela ilginç bir şey yapıyor. Ben onu sadece stand-up yapıyor sanıyordum. Ama ne danslar ediyor, bir dansçıları var. Aslında şey, gösterinin başında bir de ikinci yarının başında evet. falan evet. öyle bir şey oldu çıkıyor. Ya ben de o abartı gibi geliyordu bana ilk zamanlar ama biz de böyle bir iki yerde alevli çıkış yaptık mesela böyle büyük salonlarda. Ya dedim oğlum biz kimiz hani, niye gerek var alevli çıkıyor? Alevli tek nasıl başıma... çıkıyorsun alevli deyince? Abi böyle alevler yanıyor işte, müzik çalıyor filan. Şampanya geliyormuş gibi. Böyle ben ortadan ama yani alev bitince mal gibi ben çıkıyorum. Dümdüz mü? Bir de sis dağılmıyor yarım saat. Hani beni görüyor musunuz filan, bütün şeyi göremiyorsunuz. Anlamsızdı. Ama insanların çok hoşuna gitmiş böyle, abi ne güzel oldu, öyle bir şov da oldu. Bilete uygun fiyata bir de öyle şov da izlemiş olduk filan. Bu keyifli demek ki, o başlarda yapıladı. Cihaz bile yapıyorlar çünkü teknoloji öyle bir noktaya geldi ki bence stand-upçıların mutlaka arkalarında teknolojiyi kullanarak vay be dedirtmeleri gerektiğine inanıyorum. Bugün DJ bile müzik yapıyor tek başına ama arkada büyük ekranlar. Bak ne muhteşem bir stüdyo, evet. derinlik, ekranlar falan. İnsana bir huzur, farklılık ve mutluluk veriyor. Geldiğimiz anda TV100'ün muhteşem stüdyosu dedik. Çok aynı güzel. Şekilde de stand-up dahil. Sadece onu seyircimize, özür dilerim bir parantez açıp seyircimize de belirteyim. O kadar sıcak ki İstanbul, o kadar sıcak ki. Seyircimiz dipten bir klima sesi duyuyordur. O biraz baş ağrıtıcı olabilir ama o sese mecburuz çünkü yoksa eriyeceğiz. Yani korkunç. Evet. Yani öyle. Sonuçta mutlaka her kamuoyuna sahne önünde bir şov sunduğun vakit hep geliştirmek zorundasın ve de görsellik katmak zorundasın bu çağda. Onun için ateşli hiç umursama daha iyi. Bunu biraz daha arka teknolojiyle yapalım. Farklı boyutlara
Ama Gökhan, ekibinle bir değerlendir. Şuna karar vermen gerekecek mi acaba? Çünkü dünyada da bazı stand-upçılar mesela salonda, yani seyirci sayısını arttırmıyor. Yani küçük komedi kulüplerde diyelim ki en fazla 100 kişilik bir salonda onun tarzı daha iyi oturuyor. Evet. Bazı komedyen öyle 3000 kişilik stadyumda yapıyor. Salona çıkıyor falan filan, böyle bir şey. Bu aslında biraz komedyenin ruhuyla ve sunumuyla ilgili bir şey galiba. Ya abi, ben uyum sağlıyorum ya. Çok da şey ya, sen büyük bir yerde de küçük bir yerde de. Evet tamam. Ya 1000 kişi 2000 kişi de muhteşem oluyor. Ama mesela Kocaeli'de biz gittiğimizde 200 kişiyle yapıyoruz. Orada yakın olunca tabii interaktif muhabbeti işin içine girince bu defa gösteri oluyor. 3 saat ve yani bazen anlatacağınız hikayeler bile bitmiyor. Muhteşem geçiyor orası. Genelde oluyor. Ama büyük yerin de şeyi bir başka oluyor yani. Bir de gelen seyirci de şey oluyor. Hani büyük yer, güzel yer. Size bir daha bir kıymet veriyor sanki dinlerken. Öyle hissediyorum yani. Aynı soruyu Sedef'e de sormak istiyorum şimdi. Senin de bu salonu ben biraz küçük gördüm. Yani sahnede yaptım. Komedi Festivali'nde Danilo'yla. Danilo çok eğlenceli. Hayır, Danilo bu kadar meşhur değildi o zaman. O zaman değildi. Hayır, değildi. Şöyle bir proje geliştirdim ben. Mideye giden, kalbe giden yol mideden geçer mi sorduk seyirciye. İkimiz de, o erkek, ben kadın. Kalbe giden yol mideden geçer. Ben geçmez dedim. O geçer dedi. Evet. Danilo enteresan bir adam. Danilo biz ona bir şey, evet, İzmir'de bir etkinliğe katıldık. Birlikte adamın enerjisinden ben yoruldum. Tahmin yani. Ederim. Öyle oluyor. Evet. Bu bir arzu var. Hayata karşı bir arzu var onda. Bir de değişmeyen bir enteresan Türkçesi var. Evet, o Türkçe de çok acayip. Hiç değişmiyor. Müthiş şeker bir adam. Bazen o Türkçe beni yoruyor. Fakat halk bayılıyor. Bayılıyor. Biz ama bizde böyle bir şey ama var. Ben, yani bir yabancının Türkçe konuşamaması rahatsız etmiyor. Ben D'yi yanlışlıkla birlikte yazsam. Kestim gibi. Hayır hiç kestim gibi. Ben o Dehda bilmem ki falan, oradan papaç geliyor. Çok ilginç bir şey bu. Yani sen hızlı yazsan olmuyor ama o her türlü enteresan konuşmasıyla çok cazip tuttu yani artık. Peki bu yemek yerken insanlarla konuşuyorsun. Bu bizim şeyinde Fransız Terry Ardison'un yaptığı, hatta kendi ev adresini vererek yaptığı bir format vardır. Sonra çok benzerini Kürşat Başar da yapmıştı uzun süre, çok eğlenceli bir şekilde. Biraz yine buna benzetiyorum senin formatında, yani insanlar geliyor, yemek yeniliyor falan filan. Aslında ama o stüdyoydu Okan. Yani hangisi? Kürşat Başar'ınki böyle kırmızı perdeler, işte devrilmek üzere mumlar falan, böyle ama bir dramatik bir hava. O bizim fakirliğimiz yüzünden. Terry Ardison'un öyle güzel bir evi var ki Paris'te. Tamam. O tabii or büyük bilmem ne sokağı 51 numara mı bir şeydir o. Orada tabii orada para var. Kürşat ne yapsın? O kadar öyle gidip ev olmaz. Yok, tam tersi. Bu bizimki de çok fakir proje. Hayır, seninkisi de Ardison'unki gibi. Seninkisi de ama. Seninkisi de Ardison'unki gibi evde. Evet, çünkü evet. Başka türlü, yani ben onu oraya taşıyamayacağıma göre, öyle bir stüdyoda olmayacağına göre yani bu, sen yaşlılar dediğin için ben de yaşlılara rahatlıkla söyleyebilirim. Yaşlıyken de kapı kapı gezip de herkes arkadaşım benim. Onlardan da ne olur bana yok masa verin, yok bilmem ne, şuraya perde, ben böyle bir şeyleri yapamam. Yapamazsın ama bu var olan bir sistem. Yok birileri yapar. Benim için geç bir sistem olduğuna inanıyorum. Onu gençler yapsın. Ben dedim ki muhtaç olduğun kudret duvarlarındaki asil kanda var. Bu insanlar zaten benim evime geliyorlar. Ben minicik bugün böyle bir masa yaptım diyorum. Bir özel üniversitede de şey anlatıyorum. Sofra, yani tabak, kaşık nerede durur, eliniz ayağınız. Sofra adabı. Evet. Adabı muaşeret. Evet, deliriyorum çünkü. En çok önemli bir şey. Deliriyorum yani. Böyle tın diye. Mükemmel. Cetvelle. Mükemmel. Ya gerçekten, çünkü bu olmuyor bizde, bilmiyorum, CEO olmuş gelmiş çok uluslu bir şirketin başına, kollar bir şey de anneler. O kimin kitabıdır? Hacı Ekrem Muhittin Yeğen'dir, Ekrem değil Muhittin mi? Ekrem Muhittin Yeğen'dir, evet. İki kitaptır, Tatlılar Pastalar.
ve evet. Türk Yemekleri kitabı. Bir tanesinin uzun bir sofra adabı bölümü vardır. Yani o bölümü şey yap, sanırsın bizim dönem her kızın şeyi 14. Louis ile yemektesin yani. Evet, ama evet. öyle bir adap var ama o adap şeydi, çatal kaşık bilmem ne tekniği dışında hanımlar ne yapar, adamlar ne yapar, çocuk o sırada şey. Varsa ne olur falan filan. Bu cep bir de, telefonları yani ne olur? Orada bir adab-ı muhaşeret var. Peki. Bunu anlatıyorum. Peki ama sen şimdi şeyle mi rekabet ediyorsun mesela, öyle programlar var. Gelinim mutfakta, halamgil ziyarete geldi bilmem ne filan, bunu Seda Hanım da yaptı. Öbür oyuncu arkadaşımız söyle ismini, o da yapıyor böyle. Bunlar artık çok isim değiştirdiler ama orada müthiş bir dram var ve herkes kötücül. Yani birazdan yani şey gibi polisiye, hani Hannibal filminde flüt çalmasını beğenmemişti. Orkestrada şey yapıyor ya, adamı kesmiş, öldürmüş şeyde Hannibal'da. Başta evet, bir senfonide beğenmiyor. Sonra senfoni Anthony orkestrasını Hopkins, evet. Anthony Hopkins'i eve davet etmiş. Asıyor adamı. Kötü performans sahibini, orkestra üyesini bunlara yediriyor. Çok büyük. Bunlara yani. Yediriyor. Ya o bizdeki gelinin mutfakta, şimdi isim vermeyeyim de, onlar da biraz böyle program. Herkes birbirini yok, kesecek gibi duruyor. Bizimki iyilikli. Sizinkisi bu yüzden çok mu iyi niyetli diye merak ettim. Mesela orada öbüründe şey diyorlar ya. Ama, mesela böyle yalnız diyor yani, tuzu da biraz fazla kaçmış filan diyor böyle bir yani. Yemekle ilgili saçarak. Bir sohbet yok, bir kritik. Öyle bir format değil yani. Ahmet'le Okan Bayülgen, Ahmet San, Burak Kut bana yemeğe, yani 4 kişi oluyoruz masada. Hı. O kadar sığıyor, eni boyuna yanlış çevirdik yani. Dolayısıyla o insan sen çekimdesin, çekimleri sana, kamera arkası görüntüleri sen yapıyorsun. O sohbet yani bizde nasıl gelişiyorsa, sanki biri bizi gözetliyor muydu, böyle bir şey vardı evet. Hani, sanki orada kameralar, bizim hiç kimse kameraya falan, herkes yemeğini yiyor, ne konuşuyorsak konuşuyoruz, aşağı yukarı bir karkası belirliyoruz başında. Ve öyle akıp gidiyor. 2 kere müsaade istiyorum misafirlerimden, size ne ikram ettimse bir kısa videoda bizi izleyenlere tarif vereyim diyorum. Oraya bir tarifi de göster, yani kalkıyorum mutfağa gidiyorum, yemeği yapıyorum, geliyorum, son tatlıyı da yapıyorum, bütün bunları yapıyorum. Masayı hazırlıyorum. Her seferinde başka masa kuruyorum. Peki bu konuklar arasında mesela benim bazen bu yemekli mutfaklı şeylere de ben gittim çok. Benim orada sinirim bozuluyor, bu daha kadın ağırlıklı bunlar ve sinirim bozulduğu için dalıyorum yemeğe mesela. Çok bir şey yapılmış. Çok ön yargı bu. Hayır onu söylemiyorum yani, sinirim bozuluyor orada konuşma şekli, kadınlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Hemen bu da cinsel ayrım. Hayır, bana çok ön yargı, cinsel ayrım der sana miyim? Sana demiyorum. Orada diyorum ki benim sinirim bozuluyor, yemek yiyorum diyorum. Sana da öyle gelip evet. Siniri bozulup yemek yiyen, çünkü hepsi böyle bir, yiyor. Hayır, ama böyle bir programa böyle bir programa yiyor. Katılınca mesela orada Victor Hugo'dan konuşuyorsun filan, böyle hebelet diye yutmamak falan. Lazım evet. Değil mi? Hebele hebele yiyorlar. O kadar güzel yapıyorum ki. Ben yiyemiyorum. Ya şunu bir daha göremez miyiz şunu, ne olur? Yok muydu onun? Ya bir Merve dizler çekti, kız utandı, bir daha var mı dedi. Ben de yiyemedim Kürşat'ın programlarında. Evet, hani kamera geldi. Beni çekmediği bak, zaman. Bak dur, bir sesi yok mu bunun sesi? Bak yiyorum. Sevgimi katıyorum hamuru şey. Öyle mi? Fatih Altaylı. En sonunda kızım ve karım der ki sen bu yemek işini bırak. Bu stres bize fazla geliyor dediler. Hazer Amani. Zaten evet. Bence iyi yemek yapmak için sürekli denemen gerekiyor. Şahane misafirlerim var. Demet Akba. Hamur işini çok sevdiğim için Sedef'cim sevgimi katıyorum hamuru şey. Öyle mi? İşte böyle çok şey de bir böyle bir şık da bir şey ya, seyretmesi de güzel olur bu. Teşekkür ederim. Ya şık insanlar seyreder. O mesela işte görümce mutfakta falan yerine. Onları şık insanlar seni seyreder. Çünkü bunu da hayır, anlatmaya çalışıyorum. Örmeye çalışıyorum da çok bu güzel. Her şeyi mi yanlış anlıyorsun? Doğru anladım. Anlamadım. Bu kadar uzun yıllar yani bana göre benzeriniz yok, öyle söyleyeyim. Bu kadar bu işin içinde olup da neden bütün ısrarla, ben bunu size sorayım.
Bütün televizyon kanalları, halk bunu istiyor. Halk bu, kim bu, bu kararı veren kim? Bu kadar vasat mıyız? Bu kadar paçozluktan mı hoşlanıyor bizim? Ya kim karar? Gidiyorum, bunu anlatıyorum. Diyorum ki ben hiç para istemiyorum. Ben bunu geleyim anlatayım diyorum. Çatal, bıçak, işte bu sizin arazi, taşmayın, esnemeyin, yapmayın falan. Yok, halk bunu istiyor diyor. Kim bunlar ya? Bu heyet kim? Bu hatan şu, avamlı sen diyorsun ki ben para istemiyorum diye büyüklük yapıyorsun. Senin para ödemen lazım. Çünkü bu işlerde başka bir reklam rejimi var. Ve bunlar da kanallar, artık evet, büyük kanallar, büyük kanallar. Bırak bizim Beyazıt'ın, benim programlarım böyle finanse etmeyi, 3 kuruş paraları kalmadı. Kendi diziler dünyasında dizi devşirerek falan filan bir şey yapıyor. Onun için stüdyo programı çekemiyorlar. Mesela haber kanalları, bizim burada bir stüdyo şeyimiz var. Yani mesela bir stüdyodayız. Haber kanalları, işte kimisinin küçük, kimisinin büyük stüdyoları var. Orada kameramanlar var. Bizim burada bak gençleri görüyoruz, evet, bu kameraman. Ondan sonra bir reji var falan filan. Büyük kanal diye var ya, ulusal kanal falan, akış kanalları. Bu kanallara baktığınız zaman bunların artık stüdyoları boş. Kameramanları yok. Eğer orada bir şey çekilecekse outsource etmişler. Yani dışarıdaki bir şirketten kameraman alınıyor. Kamera alınıyor. Yani televizyonun, büyük, evet, televizyonların rejide reji yapacak adamları yok. Onlar dışarıdan geliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Televizyon, büyük televizyon var ya, o bir yönetmen ya da kameraman aylığı bile ödeyemeyecek durumda. Bu yüzden kasetçi olmuş. Hani eskiden mahalle kesim arasındaki videocular vardı ya, bunlar gibi kasetçi olmuş. Kaseti geliyor. Yani şimdi eskiden kasetli, şimdi şeyle geliyor. Onu geliyor şeyden gönderiyor. İnternetten gönderiyor. Onu orada gösteriyor filan. Şimdi dolayısıyla halk anlamaz aslında, evet, kabiliyetsizlerin bir uydurmasıdır. Yani o şu demek. Yani ben o kadar kabiliyetsizim ki, işte ben benim gibi insanlarda olduğunu düşünüyorum. Ben anlamıyorum zaten. Türkiye'de entertainment'ın aptalların ve beceriksizlerin eline geçmesinin ama aptallar ve beceriksizler ticaret yapabilirler. Nasıl yapabilirler? Çünkü bir fark vardır biliyorsun. Arada kazan. Akıllı olmakla kurnaz olmak arasında bir fark vardır. Yani her kurnaz akıllı değildir. Mesela bir matematik problemini çözemez. Yeni bir şey üretemez. İnsanlar için yararlı bir şey yapamaz. Ama kurnazdır. Kendi çıkarını çok güzel kollar. Tabii. Karşı tarafa kazık atar filan. Şimdi bu insanların eline geçtiği için, kurnazların eline geçtiği, evet, için yeni bir şey üremiyor. O yüzden de mesela bir görümcem mutfağa, evet, girdi programıyla. Şimdi dava açmasınlar diye artık isimleri, evet, değiştiriyorum. Görümcem yani mutfağa girdi programıyla şeydeki bizim Nigar Kanlı'daki, neydi, Müge Anlı'daki şeyin komşusunu öldüren kişiyle orada sofrada oturan kişinin neredeyse profili aynı. Yani biraz o da kesecek. Yani diyecek çok kötü tuzlamışsın. Ya bunu seyrediyor. Peki benim, bana o yazanlar kim o zaman? Onlar onu seyrediyor. Bizimkiler ne yapıyorlar? Ama şimdi alternatifler çok fazla olduğu için kanalların çeşitliliği herkese yönelik bir üretim yapma yolu, bir de izleyebilme imkanı da oluştu. Yani ben hiçbir büyük kanalı seyretmiyorum. Hep tematik. Kimse seyretmiyor. Yok, kimse seyretmiyor. Ben de seyretmiyorum. Kanaldan ziyade sonuçları program, ona göre değiştiriyorlar. Tabii, tabii. Program izliyorsun ve sen de sevenlerin seni buluyor, bir izliyor. Bir de sosyal medya, yani ben yemek paylaşan biriyim. Yani evdeysem yemek koyuyorum. Seyahatteysem asla koymuyorum. Yani ben yedim, size süt olsun. Bakın da ne lokantaya gittim falan. Ben bunları hiç yapamıyorum. Yani yapmam da zaten. Dolayısıyla ben kendi yaptığım bir şeyin, yani bugün mesela bamya pişirmişim. Bamya pişirmenin yolunu anlatıyorum, o kadar. Dışarıdan da paylaşmıyorum. Peki. Burak, diyorsun ki ben kendi kendimi oluşturdum. Kendi kendimi kreye ettim. Ben kendi kreasyonum, kendi yaratımımım diyorsun. Beni kimse
Bu niye söyleniyor? Bu bir aslında bir karşı çıkış sende. Evet evet. Ya aslında bir röportajın içinde peşi sıra gelen sorulardan birinin cevabıydı. Hı. O da şöyle, kariyerimin başında hepimiz bilirsiniz yani erken yaşta başlayanlar hep bir abisi vardır falan filan. Merhaba, beni işte resmimi basın, gazeteye çıkmak istiyorum. Benim kariyerim başlangıcında hiç kimseden böyle bir isteğim olmadı. Ve onlar da bir klişe cümleleri vardı ağızlarında, özellikle magazin dünyasında. Seni biz yarattık. Evet. Hikayesi. Gazetecilerin söyledi. Evet. Yani beni de bayağı böyle hani nasıl söyleyeyim, sabıkalı tipler vardı aralarında. Sabıkalı derken yani işte yani bu konularda sabıkalı. Onu sen de söylemen lazım. Niye kayınbiraderini yaratmadın da beni evet. yarattın? Biz seninle tanışmıyorduk. Yaşa. Sizin mahallenizde aynen kimsenin öyle, yoktu. Onların ağzını. Onları yaratsaydınız daha iyi. Eş dosttan giderdiniz. Hiç değilse değil mi? Evet. Ya öyle bir tepkiyle karşılaşmıştım. Tabii ki 20'li yaşlarda da biliyorsun ben evet. bayağı yüksek tansiyonda biriydim. Bayağı çarp, seni biz yarattık Burak'cığım falan filan diye önümü kesen evet. gazeteciler olmuştu. Onlara istinaden söylenmiş. Yani kariyerin başında bir bana plan çizilmedi. Ben zaten şöhret olmak için yola çıkmadım. Sen biliyorsun abicim. Yani müzik aşkıyla dolu bir gençken. Ama sen o kadar, bu şimdi neydi çocuğun adı, Real Madrid'e gitti. Arda evet. Sen oydun. Doğru. Ya sen onun sanattaki karşılığıydın ve seni eyvallah. Herkes istiyordu. Ve bizim senin öyle bir sözlerim var işte, istediğim arabayı alabiliyordum falan doğru. filan ve bunu da aslında biraz şey gibi görüyorsun röportajlarında, hiç kimse böyle bahsetmez. Ya sen hep sana söylemişimdir her seferinde evet. kendi ilk yıllarını çok fazla eleştiren bir insansın ve bu konuda kendini bu kadar eleştirerek hırpalama. Kendine bu kadar kafa bularak diyelim ki hem ciddi hem mizahi olarak. Aslında ben hep kendine haksızlık ettiğini düşünüyorum. Ama asıl sormak istediğim şey şu. Bir kere bir güzel motorum vardı ve beni motorun arkasına bindirmiştin. Sonra ben çok zor zamanlar geçirmiştim senin arkanda. Yani o sırada intihara mı niyetliydin? Yoksa hakikaten sürükledin. Hayır. Ya abi korkunç bir şey yaşadım. Yani, en büyük kavgam binmeşi motosiklette. Neydi? Hızım ne yaptı? Stat konserlerinde motosiklete binemez. Bir şey söyleyemeyeceğim. Yani motorun azami hızı neyse oydu. Ve biz İstanbul'da bir takım yerlere girip çıkıp falan filan. Ve şunu yaptığımı hatırlıyorum. Yani tırnaklarını yani, geçti. Evet, yani Burak'ın ne kadar müthiş bir erkek bungal yeri var. Geceydi bu. Nasıl müthiş bir erkek olduğunu anladığım bir geceydi. Hakikaten tırnaklarımı geçirmişim ve kafayı böyle yaslamışım. Ondan sonra sırtına ve böyle falan ve diyorum ki yani evet öleceğim ve hakkımızda hiç de iyi şeyler söylenmeyecek. Hani Pompei'de birbirine sarılmış bulunan cesetler var ya. Böyle birbirimize bizi sarın ama ben arkadan sarılmışım çok duygusal iyi. Olarak. Böyle bizim cesedimizi böyle bulacaklar yani filan. Ve diyorum dedim ki yani evet yani de hakikaten senden çok şüphelendim o gece. Yani bir şey söylemek istemedim. İşte hani delilik. Yani dedim ki yani bu büyük ihtimalle intihar ediyor. Ya büyük ihtimalle intihar ediyor ve bana rast geldi yani. Gidiyoruz şu an. Ya ama öyle bir havan var. Genç Acun gibi adrenalin bağımlısı bir dönemim vardı abi. Muhtemelen ondan yani. Biliyorsun ben içmem etmendim falan oralardan. Hiçbir şey de içmiyor. Uyuşturucu kullanmaz, içki içmez, kızlara karşı çok şeydir, tek eşlidir. Şöhreti... Yaşayamadın. Yani doyamadın. Muhterem. Tadını çıkaramadın. Tadını çıkaramadın. Ben doğru. çıkardım. Evet, ben evet. motordan indikten sonra neler yaptım. Evet abi. Köz eve gidip yattım, hatırlıyorum. Zor yani. Tabii. Çok klostrofobik bir hayat abi. Bu şöhret yönetimiyle ilgili bir sürü açıklamalar yaptım. Hani bayatlamasın diye tekrar düşmek istemediğimden tekrar söylemiyorum. Yani benimle ilgili şeyleri merak edenler hemen açıp okuyabiliyorlar zaten. Yani. Fakat orada bir bocalamam oldu haliyle. Bazı şeylere çok hızlı kavuşmanın da tabii ki verdiği bir duyguydu bu. Evet ama şey değildin ki. Yani bir şey... Bak bunu da garip anlatıyor. Senin ekonomik durumun filan görümceye mutfağa kaçtı filan bir ekonomik durum değildi ki o sırada. Yani sen hiçbir şeye ulaşamayan bir durumda değildin bildiğim kadarıyla. Ya ben memur bir ailenin çocuğuyum. Ondan öncesinde pek bir şeyim vardı diyemem.
Evet yani ama yine o bir ceket, bir pantolon falan. Ama hayır, evet ama yani anne baba aile filan böyle hani yani bir yerleri işgal etmek, bir takım paraları yok, ele öyle, geçirmek öyle bir şey yok falan. Zaten bizim... öyle olsaydı, evet. öyle olsaydı zaten onun içerisinde yani hem show business'ı hem kendini bu kadar eleştirip bu kadar dalga geçmezdin. Eğer öyle bir ulaşma çaban olsaydı. Evet. Çünkü ben şeyden bana fenalık geliyor. Özellikle 90'ların yıldızında. Yani böyle mesela işte şöhretli bir ben sizinle oturuyorum değil mi? Evet. Ama zaten çok kabiliyetlisin sen. Muhteşemsin falan filan. Tabii tabii. Ondan sonra, birinci şey sana bir övgü. Yani seninle beraber olmak, ya rica ederim sizle beraber olmak da ne kadar güzel bir şey falan. Kaç para kazanıyorsun abi? Tabii, dur nasıl geçtik oraya hemen muhasebeciye hemen. Geçtik doğru, falan. Haklısınız. Yani o çok acayip bir şey yani o bir anda hani işgal edecek, ele geçirecek hani buraları da alalım falan. Ha? Ama doğru. Bunu medya da destekliyor. Medya iki şey yapıyor abi, ben bütün medya sitelerini takip ediyorum, iki şey yapıyor. Göğüslerini açtı, yer yarıldı, memleket birbirine girdi. Yani herkesi soyunmaya teşvik ediyorlar. İşte evinin duşundan, yatak odasından fotoğraf vermeye teşvik ediyorlar. Ben bunu bir takım eski şarkıcılarda falan çok duyuyorum. Biz soyunmayı düşünüyoruz. Nerede hani hangi bir dergiye fotoğraf mı çekeceğim? Hayır, evde yatak odasında soyunup hani fotoğraf koyacağız. Birincisi bu. İkincisi araba aldı, daire aldı. Sormayın. Araba aldı, daire aldı. Araba aldı, daire aldı. Sanatçıların önüne araba almaktan ve daire almaktan başka hiçbir hedef koymadı medya. Doğru. Medya sadece bunu parlattığı için de bugün önce yükseltip sonra bir enseye bugün lüzumsuz yere herkesin bütün o 90 neslinin çok fazla alakasız yerlerde 3-5 kuruşa kiraya verdikleri çok fazla gayrimenkulü var. Doğru, evet. Ve o para hiçbir şekilde onların güya onun için doğdukları sanatlarına harcanmıyor. Ben harcadım. Bunu biliyorsunuz. Şimdi Burak'ın esasında en büyük farklarından biri ticari kazançtan ziyade hayalindeki müziğe yönelik evet. yolu yolda ilerlemek olmuştur. Çok rahatlıkla daha farklı yollar, otoyollara da geçebilirdi ama onun bakışı farklıydı. Evet, Burak mesleğine çok mesleki açıdan kendini çok geliştirmiştir. Evet, rahatım şu an mesela. Yani psikolojik olarak. Ha, maddi olarak ama pardon. Yok maddi yani para kazanmak kolay ya. Ama şey oldu kardeşim yani açıkçası hani ilk zamanlarda öyle şartladığım oldu kendim. Hani para beni bozdu. Bir şey haber olur mu? Hayır. Yani olmaz herhalde bir pardon. Yok. Bir sanatçı sahneye çıkıyorsa işte binlerce insana konser veriyorsa ne bileyim Jennifer Lopez ya da Maluma ev aldı diye bir şey haber olur mu? Delirdi derler. Vallahi ben saçını yapana. Kesti diye niye bu haber oluyor Hürriyet bize? Gazetesinin birinci sayfasına çıktığımı hatırlıyorum saçını kesti diye. Saçını kesti. Çok saçma. Ben hala çıkıyorum. Evet maşallah. Hollywood Vampires'ı izlemeye mohawk olarak gitti diye. Evet çok iyi. Yani. Evet o ama işte o basının bakışı öyle. Yani saçını kesti, evet, araba aldı. Araba aldı. Benim yani, biraz durumum şeydi. Nasıl söyleyeyim? Benim de birkaç arkadaşım da dahil buna tabii. Hani pik yapmak var ya. Öncesinde çok fazla örneği olmamak. Yani ben söylerken de değerinin düştüğünü düşünüyorum. O yüzden fazla bunları konuşmayı da sevmiyorum ama aşırı bir ilgiye biz maruz kaldık. Yani evet. Bunu anlayabilmek çok zordu benim için. Tabii tabii. Yalnız senin Türkiye'de değil. Bu genelde zaten Okan ne dedi? Uyuşturucu kullanmaz, içki içmez. O iç huzuru yakalayamadığın anda zaten yok oluyorsun. Yani o yol güzel. O kolay değil yani. Orada klasik sorulara maruz kalıyorsun. İşte bana mı paramı mı şöhretime mi geliyorlar falan filan hikayesi. Orada bir yol ayrımlarıyla tabii karşılaştım. Ama bunun yanısı da benim hep idealim iyi şeyler yapmaktı. Yani ben şey gibi hani geçmişten hayıflanan falan biri değilim. Her şeyi yaşamak gerekiyor. Ya bugün evet. burada bu söylemleri dillendirebiliyorsam bu edindiğim tecrübeyle alakalıdır. Bunun bana çok şeyler kattığını düşünüyorum ama geçmişe doğru projeksiyonu çevirip baktığım vakit pişman değilim mesela bazı şeylerden vazgeçmekten. Örneğin işte ödüllerimi mesela benim sayısız ödülüm vardır o yıllarda.
nerede olduklarını bilmem. Bazıları plaket mesela tamamıyla ödülle balkonun dışına attığımı hatırlıyorum onları. Ve kar, yağmur, çamur bir iki mevsim geçirince çürüyüp yok olduklarını görüyorum. Neden derseniz birkaç tane çok büyük ödül töreninde gördüğüm haksızlıktan dolayı. Yani bayağı besbelliyken sizin alacağınız, yani açık aralarla grafikler sizi bunu gösterirken bayağı başkalarına verilmesi falan benim o çocuksu tarafımda bayağı ağrıma gitmişti. Bunlarla birkaç kere karşılaştım. Şuna dedim ki yani ben bu kadar emek sarf ediyorum. Hatta büyük müzik televizyonlarından beni ararlardı. Her zaman da vardır. Burak'cığım lütfen törenimize gel. Benim de cevabım şu oluyordu. Bakın alacaksam gelin. Ben biliyorum iyi sırada olduğumu ama beni oraya götürüp benim üzerimden tepeme birini koyarsanız gelmek istemiyorum diye cevaplar verirdim. Ve anladım ki o gün hani danışıklı dövüşlerin çok olduğunu anladım. Ben zannediyorum ki yani herkes sevenleri, herkes adil bir şekilde oyunu kullanıyor. Ve işte kim keza bazı ödülleri saklarım. Mesela MTV Avrupa ödülü tamamıyla Türkiye'ye gelen ilk Avrupa ödülü denebilir. Dinleyicilerin, okuyucuların arasında yapılmış bir anketle kazanılmış ödüllerdir. Mesela onlar benim için çok kıymetlidir. Halkın çoğunun verdiği onay vardır altında. Bunlara özen gösterdim fakat yıllar içinde yaptığın şeylerin karşılık bulamaması, belli profesyonellik seviyeleri, benim kendim hani mütevazılığı biraz kenara bırakırsak yaptığım bazı performanslar, yani bugün kariyerime ara versem birçok insanın hayal edemeyeceği şeye de kavuştum. Broadway'de sahneye çıkmak gibi, çok zorluk derecesi yüksek eserleri seslendirmek gibi, senfonik konserler vermek gibi, bunu söylemek bana biraz zul geliyor şu an ama bunları yapmış biriyim. Ve bazı yorumculara mesela hani küçük şeylere takılıp acaba pire için yorgan mı yaktınız diyebilirsiniz işinizden ama çok büyük, mesela Bohemian Rhapsody söylediğimi hatırlıyorum ben, çünkü bir ay çalışmıştım. Çok zor bir eserdir. Hem de bir orijinal çapraz çalımıyla Freddie Mercury'nin orijinal tonundan söyledim. Görseniz yani ben bu uluslararası performans olduğunu farkındayım. Bazı köşe yazarlar neler yani şu an söylemek bile istemiyorum. Çok şaşırdığımı hatırlıyorum yani. Bu iyiydi ya yani, buna iyi denmeli falan. Neyse filmi ileri sarıyorum. Bazen hani ülkemi yeren biri değilim ama hani kültür farkları muhakkak ki var. Amerika'da bir ressamla karşılaştığında kendine hiçbir fikri yok örneğin sizinle ilgili. Kendinle ilgili tanıtmak için o performansı gösterdiğim an ayağa hemen kalkıp önünü yükleyip hazırlığı geçiyor herkes. Yani onların saygısından sen de yerlere kadar eğilme vardır ya yani çok kişiyle, yabancı insanlar yaptığım projelerde mesela böyle şeylerle karşılaştım. Biraz bunu tabii ki özüne baktığınız zaman yine de kendi tercihlerim. O sahteliği ne bileyim hani bir de şey vardır ya, ezeceksin falan bir şey almak ister insan birinin yukarıya çıkarken falan. Benim hiç dilime bile getirmediğim kelimeler böyle hani hırs, hırstan tırs diye laflarım var yani. Ama işte evet, bir yandan da hırs olmazsa da falan gibi bir motivasyonlar da mevcut. Ben hep müzik tarafında kalmayı tercih ettim. Tabii ki önünü alamadınız, bırakınca da hani gözden ırak olan gönülden ırak olur misali. Ucu da kaçıyor. Zannettiler ki ben müziği bıraktım mesela. Kim bıraktığını sen söylüyorsun abi değil mi? En çok Teoman bırakıyor müziği. Ben bırakmıyorum mesela. O kadar çok projem var ki popüler değilim. Yani onu da abimle çok hoş sohbetlerimiz vardır yani hayranlar. Hayır, çekilince... hayır popülersin ama ya, artık ya, o an yıkılmayacak, o kadar... değişmeyecek, evet. Geri alınamayacak bir popülerite ama. Çok şükür ne güzel anlatırız. Zırhlanılmış bir popülerite. Evet güzelmiş. Bravo. Vay. Şimdi bu senin bazı mesela Madonna'da zarar etti. Tina Turner'da zarar etti. Tina Turner'da zarar etti. Madonna'da etmedi. Etmedi. O yine lafı değiştirme orada. Değiştirmiyorum. Ayol. Hayır. Bırak. Yine bir gün zekiyi dövüyoruz. Yalnız beyefendi sizin kitabınızdan okuyacağım. Hayır bir şey var. Madonna ile ilgili de bir problem var ayol. Var, şimdi hep var. Hep var. Yani problemsiz bir şey yapmadım ki. Hayır bir de ki bu Michael Cole'la sonra arkadaş oluyorsun ama evet. Bir böyle bir yürümüşsünüz birbirinizin üzerine. Evet. Stones konserinde. Evet. Çok acayip. Peki orada ne oluyor? Yani orada Türklüğün mü tutuyor böyle? Yok herkes. Hayır abi her işin bir rules and regulation'ı var. Örf adet var. Evet. Bana saygı göstermezsen saygı görmezsin. Bu kadar basit. Bu bir Türk sanatçı menajerliğinde karşılıklı saygının yanı sıra dünyanın en büyük starı bile olsa herkesin rolü var abi. Rolling Stones Türkiye'de sahneye çıkacaksa örf adetine göre hareket edecek. O da menajeri de bilmem ne. Etmezsen sınırlarının içerisine çekeceksin. Bayanır. Çekmezsen oyuncak olursun. Bu kadar net yani. Ben işte... Orada adam sana gıcık kapıyor. Tabii, hayır bir kere. Şimdi
Ben Michael Cole'la Türkiye'de tanıştım. Rolling Stones'u ise rahmetli Ahmet Ertegün'ün bana bir borcu vardı. Madonna da çok yanlış yaptı bana. Bunu söylemek istiyorum. Tamam bu. O yanlışlığı özür diledi. Sonra da sana borçluyum dedi. Madonna ile ben 750 bin dolar anlaşmışken girdi araya bilmem ne falan, 1,5 milyon dolar ödettirdi bana. Yani bir Ahmet Ertegün'ün işgüzarcı İstanbul Vakfı lehine koyup onun Madonna'nın menajeri "I'm sorry, you know who is the player" dedi. Dedim ki "you will learn who is the real player." Para konuştu. Çünkü ben o Madonna'yı o sene yapmak zorundayım. 92'de Michael Jackson iptal olmuş. 30 tane şehir efsanesi var. Benim 20. yılım varla yokluk arası. Bir de 93'te bir plan yapmışım. Kim varsa tokat gibi 15 günde bir konser yapacağım. Bu da Madonna'da önemli bir ayak. Dolayısıyla orada bana çok büyük bir zarar verdiği için Türkiye'de Rolling Stones'u minimum garantisiz, avanssız hasılat paylaşımıyla sözleşme imzalattı. Açtı Mick Jagger'a, dedi ki benim bu çocuğa hayati zararım var, gideceksiniz Türkiye'ye. Peki. Ve zaten Mick Jagger da çok gelmek istedi. Rolling Stone'u kapıya sokmuş abi. Evet, şimdi orada kapıya girerler ya konser organizasyonlarına. Michael Cole bana gıcık kaptı. Sen kimsin de bana emir yağdırıyorsun? İstanbul'da uçak geldiğinde karşılayacağım en büyük saygıyla. Zaten gelmeden önce Mick Jagger'ın Paris'te doğum günü vardı. Adamla daha da samimi oldu falan. Bu daha da gıcık kaptı. Elimi uzattım, yürüdü gitti. Hadi kim sen kim yani. Ha. Sonra mecbur benle oturup hesap kitap kral dairesini de vermişim üstelik ona. Bir ofise bir girdim. Odaya ayağı böyle masa üstünde. Amerikalı kovboylar kaldırır ya. Uzakta duruyorum. Gelsene dedi. İndirsene ayağını dedim. Sen mi bana terbiye vereceksin? Bir tekme attım. Ayağıyla yere düştü. Çıktım gittim. Şimdi sen kimsin? Ayrı. Herkes eşit. Sen sanatçının menajerisin. Ben de seni o veya bu koşullarda bir pazarda sahne performansını yapan, riske giren biriyim. Eşitiz. Ama sonunda Stones'u konsere çıkarmayacak hale geldi. Evet. Kendi bilir. Tehditler savurdular. Aman abi, o arada da Ali Karacan number one'la ortağım, Rocks'la ortak. Eli ayağına karşı. Dedim ki bir Rolling Stones dünya starı Türkiye'ye gelmiş. Statta insanlar var ve bir ıvır zıvır problemde sahneye çıkmayacak. Söz konusu bile değil. Yani o an para bile almasa çıkar artist, dünya starı. Sonra hesabını gör. Dolayısıyla karışmayın, o benim problemim. Siz ne ilgilendirirsiniz? Son saate kadar çıkmayacak teklifi gelsin benden özür dilesin. O özür dilemedikçe ben dilemeyeceğim dedim. Çektim gittim. Sahneye çıktılar. Bitti gitti. Ondan sonra müthiş konserdi. Unutul Ali Samiyen'de. Tabii. O zamanki inanılmaz bir şey. Ve ben sahaya bile girmeyip işte Ertuğrul abi, Özkök, Güneli Civoğlu falan, Mustafa Tavilloğlu hep beraber seyrettim. Konserden sonra da rahmetli Ahmet Ertegün'le benim bir davetim vardı otelde. Orada geldi. Michael özür diledi. Haklısın dedi. Sen oyunu doğru oynadın dedi. Hala da benim çok yakın arkadaş. İşte bu da çok güzel. Evet. Bu da çok güzel. Hadi bitirelim, tamam. Bu kadar yaşlı insanla ben daha fazla dayanamayacağım artık. Evet, bence artık. De abi. Sen günün içini Allah'tan doldurdun. İşte bu genç arkadaşımız var da stand-up mitanda falan biraz konuşabilir. Çok teşekkür ederim. Bir kere kitap çok eğlenceli. Çok hakikaten zor sığmış. San hiçbir şey imkansız değildir. Hakikaten edilmesi gereken ve su gibi okunuyor. Çünkü zaten başrollerde olanlar bütün dünya yıldızları ya da Türkiye'nin bir de yıldızları. Hikaye içerikleri de düzgün. İyi de kaleme almışım. Evet, çok iyi bir editör Tarık Ünlü Türk'te. Yayın evi de büyük destek verdi. Destek yayınları. İyi ki yazmışım. Bence gençler, bu sektörle ilgilenenler okusun. Çünkü hayat engellerle dolu. İşini zevkle yaparsan engeller zevk ve başarı getirir diye düşünüyorum. Gökhan'ı mutlaka Instagram'da zaten takip ediyorsunuz. Çok fazla takipçisi var. Gökhan'ın ne yaptığını sinemada ya da
stand-up'ta sahnede onu takip ediyoruz. Sedefe yemeğe bekleriz. Bunu da Bean Gourmet'de izleyeceğiz. Aynı zamanda Burak'ın da Mavra şarkısı. Single, ona evet. Single'ı, klip ya da zaten müzik platformlarında evet, var. Evet, yayına girdiler. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Harikulade bir sohbet oldu. Özlemişiz. Teşekkürler. Eyvallah, biz de özledik sizi. BTC Türk Uykusuzlar Kulübü'nü sundu.